الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Sırayla gidiyorum bu hangisini okuyacaktım sayfaları. 224'ü açıyorsunuz abi. Açtınız mı? Tamam. İşaret edeceğiz. 20. Diyor ki ve daire itikadın daire esbaba galebe edeceği bir gündür. Bunu biraz daha geliştirilmişi biraz metninde şey yaptım. 200 kaç abi? Ötekisi 248. Söyle mutlaka çalışma olmasın. Kapattım. 248. Çalışmasın. Yenide 248. Yeni attığımızda. Şimdi orada daha gelişmiş bir şey yapıyorum. İkisini cem edip onu anlatacağım. Diyor ki büyük mesnevi şey büyük işaret edeceğiz 47. Devamında bu mevzunun devamında şöyle diyor. Evet bilmiş olasın ki sebepler dairesiyle itikat dairesinin her birisinin kendisine mahsus muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. Öyleyse her birisinin kendine ait olan haklarının verilmesi gerekir. Metin bitti. Bak metin bir daha okuyorum. İkisini. Daire itikadın daire esbaba galip edeceği bir gündür. Evet bilmiş olasın ki sebepler dairesiyle itikad dairesinin her birisinin kendisine mahsus muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. Öyleyse her birisinin kendisine ait olan haklarının verilmesi gerekir. Bitti. Şimdi okuyorum. 224'te. İtikat, daire esbab içerisinde işlevi olandır. Yani itikat, zıtların var olduğu her yerde vardır. İtikat, haşir meydanına kadardır. Oraya kadar zıtlar vardır. Karmadır. Ayrışacağı güne kadardır. İmanın içerisinde zıtlar yoktur. İtikadın içerisinde zıt vardır. Batıla itikat da var. Tamam abi. Bak onu da yazabilirsiniz. İtikat karmadır. Karmadır. Zıtları barındırır. Barındırır. İman ise zıttı olan küfrü barındırmaz. Barındırmaz. İtikatta batıl itikatlar batıl ilahiler olabiliyor. Yani itikatta içerisinde sağ itikad epey iyi değil. İmanda böyle değil. Yani imanı iyi de biraz böyle şirk de var yani imanında. Ama fazla imandır. Böyle yok. Buradan da şey çıkar mı? Daire esbaptaysa itikat esbab dairesinde fikren bulunan itikattadır. Yani onu aşamazsa iman şey... Evet. Zaten geleceğiz. Esbapta mesela. İtikattadır. İtikattayız biz de yani. Evet evet itikat dairesinde. Şimdi zaten söyleyecek nerede hata yapıyor. Böyle çok ilginç değil mi bu ayrım? İtikadın içinde batıl da vardır. Evet. İman içinde batıl yoktur. İtikat da daire esbab içerisinde işlevi olandır. Bir de şey zıtlar olduğu yere kadardır itikat. İtikat zıtlar olduğu yere kadardır ki
O da haşir meydanı. Haşir meydanı dahil. Meydanın dahil orada son buluyor. Buluyor itikat. İman ama ezeli ebedi devam ediyor. Çünkü iman gaybadır. Her zaman Allah'ın rüyeti devamlı gayb olacak bize. Bir sonraki hal. Cennette Allah'a her görüşte farklı olacak. Gördüm, bir sonraki gayb'tır. Peki abi, Kur'an-ı Kerim'de böyle ayırabilir miyiz biz ve beni? Ha, olur. Yani ben ve biz gibi. O biz olanlar itikat şeyine bakıyor. Evet, bu diyebiliriz yani. Diyebiliriz. Çok güzel. Hı, ama güzel. Esbaplı olanlar. Esbaplı olanlara, evet. Esbaplı. Esbaplı olduğu için itikada tire yap böyle ok. Biz biz iman ise esbapsız olduğu için tire yap ben. Devam edeyim. Evet, hulasaya yapmaya zaman bulamadık ama nimet olmuş Osman. Evet. Beraber işliyoruz böyle. Değişik oldu. İtikat esbab alemindeki sistemdir. Sistemdeki bizdeki karşılığı. O zaman esbab bin netice daire itikat da o zaman esbab bitince daire itikat daire esbaba galebe geldi veya gelmedi, itikat ölünce bitiyor. Yani ölünce haşi meydanda bitiyor. Yani bir de okuyayım. O zaman esbab bitince esbapta çalışıyor itikat. Zıtlar ayrılınca diyor ya abi sahabede, onlar o kadar ayrılmıştı ki zıtlar. Şöyle diyebiliriz. İtikat mülktür. Melekut imandır. Demiştik sanki, dedik miydi? Evet. Demiştik abi. Hı. İtikat mülk melekut. İtikat, ben bir yazayım da. Mülk, iman, melekut. Kudret, ilim, imam-ı bin kitabını bilmiyor. He, gibi. He, güzel oldu. Sonra bak, o zaman esbab bitince daire-i itikat, daire-i esbaba galibi geldi oluyor. Veya gelmedi itikat, ölünce bitiyor. Fakat iman ölsen de bitmiyor. İnsan ölünce itikadı bitiyor. Şey demiştik ya, ahirette iman hani kalmıyor demiştik ya. Demin söyledim ki gerçi ama meraklara göre iman genel... Ha, yani iman mesela diyelim ki ahirete iman kalmıyor. Onu kastetmedim de. Yani Allah'a iman kalıyor zaten belki. Yani ahiretteki, cennetteki tecelliler de gene meraklıklar sonsuz ya. Aha. Ya da teklif bitiyor diyelim. Teklif bitiyor. Teklif bitiyor. Şöyle. Mesela imanda ahiret iman var ya. Gördük, o iman bitiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Hasan abi, şimdi dersten önce ben size sordum ki vefat ettiğimiz zaman, yani bu bedeni terk ettiğimiz zaman bizim nefsimiz olan cinimiz, şeytanımız bizden ayrılacak. Sonra dediniz ki hayır, karşılaşma için bir arada olacak. Haşi. Yani diyeceksiniz ki ya sen yaptırdın, hayır ben yaptırmadım, sen yaptırdın falan filan. Böyle bir karşılıklı şey. Bunu itikatta yapmak mecburiyetinde değil miyiz biz? İtikat oraya kadar var işte. Yani haşir meydanında zıtların olduğu yere kadar mantığı şu. Nasıl ifade edilmişsiniz? İtikat zıtların cem olduğu yere kadar var. İman ise zıtlardan ayrışıyor. Meratibi de tazamun ediyor iman. Allah'ı da görecek. Herkes Rabbinin kim olduğunu görecek diyor. Haşir'de, Kur'an-ı Kerim'de. Rabbini görünce Allah'a iman da kalkıyor. Çünkü Kur'an öyle diyor. Rabbini görecek. İman nasıl devam edecek diye merak ettim. Meratipleri olarak devam ediyor. İtikat ise usul gidiyor. Sistem gidiyor. Tamam. Meratip mesela Allah'ı cenneti göreceğiz ama bir sonraki iş kaybolacak. Fakat imanın usulü bakımından gaybadır ya. Gayb ayan olacağı için iman da bitiyor.
Çünkü Cenab-ı Hak açık. Herkes Rabbinin kim olduğunu görecek. Gördükten sonra Allah'a iman olur mu? Olmaz. Ama o beşeri şeyimiz, ubudiyetimiz devam edeceği için ibadet bitiyor. Namaz, oruç bitiyor. Ölünce. Bunlar ibadet deniliyor. Ubudiyet ise kul olmak. Kulluk devamlı devam edecek. Abi kulluk kulluk ile Allah arasındaki o mesafe devam edeceği için kalpte devam edecek. Devam edecek. Hayır. Yani onun teklif, çok güzel söyledi Mehmet kardeşim. Teklif olarak imanın teklif yönü bitiyor. Fakat meratip yönü devam ediyor. O zaman bizim gayb diyebildiğimiz şey de o da mertebeli bir şey. Tabii. Gayb. Mesela Hazreti Ali senin gayb ettiğin, gayba iman ettiğin şey onun gözünün önünde. Ustad demiş, sungur demiş. Senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Mesela birileri hala cin yoktur ise inkar ederler ama sizin için gözünüzün önündedir. Yani benim için mesela şey cinlere iman da kalmıyor yani bizde. Yani bir şey değil yani. Basit bir şey. Sıradan senin gibidir işte. Yani birisine şunu demek istiyorum. Birisine gayb olan ortaksına şahittir. Şuhuttur. Bunu kastettim. İman ölsen de bitmiyor. Çünkü her daim Allah bizden hep gaybde olacak. Ama Allah'ın varlığı meratibi, imanın. Hani iman esası onu kastediyorsa o da bitiyor. Ama kastettiğimiz o. Hasan abi, şimdi imanın vesvesesiz mertebesi var ya. Şimdi iman gaybı adı diyoruz. Biz imanı tarif ederken gaybı da bir zıddiyet olarak kullanmışız üstad. İmanın vesvesesiz mertebesi ahirette nasıl olacak? Hani biraz açabilir miyiz? Orada vesvesesiz olarak o iman nasıl devam edecek? Ahirette iman vesvesesiz demiyor ki. Burası için diyor da. Burası da. Bu alemde vesvesesiz mertebesi. Bu vesvese hadisesi ortadan kalktıktan sonra artık bura ve ahiret arasında bir fark kalmıyor. İşte o zaman zaten imanın vesvesesiz mertebesi. Vesvese şüphesiz. Vesvese. Hani vesatet peyda eder diyor ya. Tarikatta bir şey var mesela. Adam şeytanı bitiriyor. Yatmıyor, uyumuyor. Nefsi bitiriyor. Nefsi öldürünce. Ama manevi nefs emare kalıyor. Orada da gene vesvese devam ediyor. Vesvesesiz mertebesi. Kalp ve ruhun derece hayatına çıktı mı? Dünü bugün hazırı görüyorsun. Dün ne demek? Şeytanın Adem Aleyhisselam'daki o musallat. Ta insanlığın yaratılmasından seviyene göre. Kıyametin ta cenneti, kabir, kıyamete kadar hepsini bir anda müşahede ediyorsun. Vesveseden nerede kalacak? Vesvese şeytandandır. Daire esbab bitince itikat sistemimiz de bitiyor. Çok acayip. Peki abi şeyi nereye oturtacağız? Bu dimada itikat mesela hepsinin tazamını ya. Tabii. Bitti itikat. Peki mani olarak biz öbür tarafta bunu yerine ne alacak? Ve bu olmayacak mı? Ha yok, itikat duruyor da sistem şöyle. Vasata mı geliyor? Yani vasata şöyle ortadan kalkıyor derken o sistem at değil. Yani teklif edilen işlevi bitiyor. Yani esbab içerisindeki saniyeyi görmek vazifesidir. Usulle gidiyor, edile-i şeriye gidiyor. Biraz da gidelim daha şey yapılar. Osman da kıvranıyor ama çocukların, delilerin ve teklif altına girmeyenlerin itikatları yok fakat fıtri imanları var. Aynen şuna benziyor. Cüz-i ihtiyari esbab aleminde. İrade ise hem esbaba hem de esbab arkasına taallukları var. İtikat esbab aleminde olduğu için gayba değil, zahiri ilimlerle istikameti oluyor. Bak, itikat esbab aleminde olduğu için gayba değil, yani zahiri ilimlerle istikamet oluyor. İman, ilimde, ilmin de arkası. İman zatın bir nur olduğu için itikadı ilim oluşturuyor. İtikat ilme bakıyor, iman ilmin arkasına bakıyor. Evet. Malum mu oluyor yani? Çünkü iman Allah'ın zatının bir nurudur. Değil mi?
Ha, itikat ise ilimdir, prensiptir, dusturdur, kaydedir, ölçüdür, bir yöntem adıdır. Yani edile-i şeriyeyle yürür, kuralla yürür. Yani ilim sıfat olarak iman zata bakıyor. Zaten, acele edeyim, şey yapayım. İtikat iki sıfatla beslenir, bu sıfatı. Kudret ve ilim. Bunu geçen hafta yazmıştık. Evet. Yapmış mıydık? Evet, İlim kudrette besleniyor. Yani buna dayanıyor, bu sıfata dayanıyor. İman ise bunların çok arkasında. Yani bugün de okuduk, şey yazdım, onu da geleceğim. İtikadın sahası sıfatlardır. Zatı ve subutu sıfatlarda tabii. Zatı sıfatlar da var, itikada giriyor. Çünkü kıyam-ı bi nefs, muhalefet-ül havadis, kıdem beka, bunlar hep itikadımızı oluşturan. Yani sıfatlar, art esmaları ceminden bize... İtikadımız kaynaklanıyor, oradan besleniyor, sistemin oradan buluyor. İman ise bunun arkası. Zat desek olmuyor değil mi? İman zat desek. Diyorsunuz bazen demiyorsunuz. Yani iman zattan çıkıyor. Şunat-ı zatiye zat değil de mahiyet-i zatiye zat. Zata bakabiliyoruz yani. İman acayip bir şey içerisi. Çünkü imanın bir sureti var, bir kanuniyeti var, bir hakikati var, bir mahiyeti var. Nerede konuşuyorsak, şu. Bu kadar gavurun hırtlığını sıkar gibi sıkılırım ya. Şimdi geçen hafta sureti ne demiştik, hatırlar mısınız, ne yazmıştık? Fiiller eylem. He? Fiil eylem imanı sureti. Suret, fiillerimiz, eylemlerimiz. Kanuniyeti. Kanuniyeti nereye bakar? Yazmış mıydı? Yok. Şimdi şöyle bir şey yazmıştık. Evvel hazır, zahir var yazmıştık. Peki, suret nedir? Zahir. Zahirdir. Kanuniyeti zahirin batınısı değil mi? Acil. Yazılı mı yani? Zahir batın oluyor. İtikad mı? Niye böyle kaç yazdınız abi? Farklı yazdınız. Suret bitti olur diye herhalde. Evet, mahiyeti düştü olur. Bak hep öyle bak. Evveli, ahir, zahir, batını zahir değil mi? Tamam. Vicdan. Tamam, silim. Yok abi. Silim de yeniden yazın. Yok böyle. Benim için değil de Osman biraz şaşırabilir. Tamam. Yok böyle. Zahir kalsın. Evet. Ahir abi. Sakın. Ahir. Zahir, batın. Ahir olur. Ahir. Mahiyette böyle olur. Evet. Bu ahir tabii, evet. Evet. Tamam, doğru diyor. He? Geçen yani şeyde yazmış. Bir önceki derste yazmış. Kanuniyet peki nedir? Vicdandır. Fıtratın yazılımı demişiz geçen hafta. He. İlk önce yaptı. Tam neydi? Fıtratın yazılımı demişiz. Fıtratın zaten öyle de şey, fıtratın yazılımı demişiz. Tamam, yazılımı. Sonra nedir bu? Kader. Vicdan. Vicdan da his. İtifat. Fiillerimiz nereden çıkıyor? Dimağdan. Yani isim ve kalbim. Kalbin ve isim temayülatından çıkar. Tamam. Ne yazalım? Kalbin ve isim. Yani vicdan abi. Vicdan. Vicdan denebilirsin. Demiş misin? Çünkü niçin? Ben yazmamış. Çünkü his vicdanda ya. Vicdanda ya. Yani 146 hükme-i şamiye.
Ahire. Kalbimiz işte. Ahire itikat seviyemiz. Kalp. Kalp. Yok, kalp, kalp. Öyle yazmışız abi. İmam 38'de yazmışım mı? Evet. Ahir. Ha ya bağlanmak zorunda değiliz tabii. Yazdığımızı söylüyorum. Tamam tamam ne yazmıştık? İtikat seviyemiz demişiz. İtikat. Yani zaten itikat bir yere koymayacağız. O bir yani. Aşağı düşmesi lazım itikattan. Çok mu yukarıda oldu? O şey yani kalbin şeyi. Abi şeyden gidersek. Hakikat. Buna ne demişiz? Ona da abi mahluk değildir demişiz. Kalmış öyle. He ya. Yutkunmuşuz orada. Hani kalp, vicdan, ruh, kalp diye yapmıştık. Ha öyle de yapmıştık değil mi? Evveli ruh. O şeydi, evvel ahir zahir batında. Şimdi şöyle bir anlatayım. Ağaç, meyvesi, meyve nedir? Ağaçtan süzülmüş. Şahsiyet. Tamam mı? Buna teşahhus denilir. Meyve, ağacın teşahhusudur. Şahıs. Birisi var. İtikat bizi adamın imanı bizi muhatap olmuyoruz zaten. Görmüyoruz. Adamın ilk konuştuğumuz zaman, ortaklık kurduğumuz zaman, seviye beraber ilişkiler kurduğumuz zaman adamla ilk önce bizim onunla itikadlarımız ortaya çıkıyor. O zaman sureti yani. Sureti yazacağız. Yani sureti değil, fiillerimiz, eylemlerimiz. Sureti. O fiil. Yani bu şahsiyeti adamın şahsiyetini kastediyorum şu an. Yani şimdi koyduğumuz noktaya göre tabii gene değişir. Mesela fiilden evet. Başlatırsak imanın suretini, evet. İtikattan başlatırsak değişir. Biraz değişecek tabii. Yani evet. Başlangıç seviyesine göre de değişiyor. Değişiyor. Mesela eğer sen fiillerimizi itikadın dışa vuruşu olursa ki olmaz. Çünkü fiillerimizin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Yani imandan çıkmıyor direkt. Kalbin ve hissin. Kalp nedir? Genel trafodur. His nedir? Vicdan. Onun için vicdanı koyduk. Mesela geçen haftaki yaptığımız evvel ahir zahir batına göre de hani... Onu koyalım, buraya koyalım. Ha, onunla da abi o itikad adına da orada olmuyor. Yani. Kalp oluyor. O zaman zahir... Kalptir orası. Onu yaz, söyleyeyim mi yazalım. Geçen hafta... Söyle, gel söyle bakayım. Evveli abi, şimdi evveli ne diyeceğiz? Mahiyete diyeceğiz değil mi? Ruh. Ruh. Tamam güzel, işte bunu istiyoruz. Tamam. Yani ruhu mahluk olmayan tarafı. Tamam. Yani ruh, ahiri kalp demişiz. Yani ahir hakikat. Hakikat. Orayı böyle siliyoruz. İtikadı siliyoruz o zaman. Kalp demişiz. Batını vicdan demişiz. Zahirde dima. İtikat demişiz. Ha, dur. Ahiri neydi? Ahiri abi kalp. Kalp. Batını? Vicdan. Şey... Bu zahirsi. Dima, itikat dedik. Yani dima, itikat dima. Olarak dedik. Süreti mi? Zahirsi. Evet. İşte, ha, evet, doğru, doğru. Yani doğru, dima. Başlangıcı öyle koyarsan, fiilden başlatırsan. Ama doğru, bu şablonu değiştirirse o zaman yerleşmeyecek. Geçen haftakinin üstüne gitmemiz lazım. Tamam. Doğru. Hasan abi, mahiyete ruh diyoruz ama ene desek ruh, daha kolay değil mi burada? Ruhun mahluk olmayan. Mahluk olmayan, cevher tarafını şey yapıyoruz. Yani şey olarak, diğer ruh sistemlerle birlikte mi? Çalışması imkanı. Ene de ama ene de. Ene demek lazım tabii. Ruhun ene mi? Sistemleri ya bunlar. Sen de mahluk değil diyoruz. Ruh mahluktur. Ruh mahluksa, o zaman ene yazmamız lazım burayı. Sıkışmıyor mu Hasan abi? Gafur bunu bir aç bakayım. Nasıl? Sen bilir misin? Onu bir çöz bakalım. Geçen haftaya bir bakayım. Onu gevşetiyorsun. Şöyle bir çevirerek açılıyordu. Mahiyetin şeyi. Ha öyle mi? Ruh aslında öteki tarafa mı çeviriyor? İman, ruh mahluktur. Hem diyoruz ki imanın bir tarafı mahluk değil. Ruh enedeki en kesif şey. Enedeki şey. Geçen sefer öyle açmıştık onu. Ene desek daha uygun, daha uygun düşüyor. Peki mahluk olmamasına niye şey yaptın? Allah'ın zatının nuru ya. Ama niçin demedik ene? Çünkü ene de iman yok. Gene bu. Yok yok yok. Geçen haftaki gibi yapacağız. Ona tekrar kafa yormayalım.
Tamam. Yani onu şöyle şimdi bir mahluk seviyesindeki, yani şeceli kalpteki karşılıkları yaptığı insandaki deyince. O zaman tamam. Şimdi o geçen haftaki gibi. Yani ortada. Ya şimdi yerleşirse, sistem çalışırsa... Tamam, o kafanın şey yazar mısın? Onu sil. O şey, kırmızıları sil. Orayı sil abi. He. Yazar mısın onu hemen? Hepsi sil, çabuk çabuk hepsini sil abi. Tamam, sil abi şöyle. Sağda sil. Hepsi mi sileyim? Burayı da mı? Sil abi. Bu iş görmedi abi ya. İyi diye getirdik ya. Nerede bir yumuşaması lazım? Emel, Emel yap. Şey var, şey. Emel yazar mısın abi hemen? Şey Gafur. Yaz bir kalemle. Emel, Ahir, Zahir, Batı. Bunu yazıyorsun. Tamam. Biz yolumuza devam edelim. Gafur şey yaparken biz konuşalım. Bu meseleyi bak 248'e açın. İşte burada başlıyoruz. Burada işte her şey oturacak gibi geliyor. Evvela şey yaz, ruh yaz. Şimdi 248 yazdın, baktın, açtınız mı? Evet. Diyor ki devamında, evet bilmiş olasın ki sebepler dairesiyle itikat dairesinin her birisinin kendisine mahsus muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. Öyleyse her birisinin kendine ait olan haklarının verilmesi gerekir. Bitti. Birisi bedensel hayat, diğeri içsel alem. Ne? İtikatla esbab alemi. Nerede bahsediyoruz arkadaşlar? Birisi daire esbab, birisi daire itikat. Bedensel hayat, daire esbab. Diğer içsel hayat, daire itikat. Yani bunlar toplam ne demektir? Her birisinin kendisine mahsus muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. Bu sefer görüyor musunuz? Evet abi, bakıyorum. İtikat dairesi perdesizdir. Esbab dairesi perdelidir. Sırayla gidiyoruz. Allah yani Allah. Abi ben, şimdi özür dilerim. Ben itikat dairesi. İtikat da perdeli değil midir abi? Yani bu şeyde, bu mevcudatta Allah hemen gözükmüyor ki. Perdeli yani. Tabi itikat perdeli yani. Buradan başlıyoruz. Daha yukarı çıkmadık. Perdelerimizi yukarı koymadık. Esbab da perdeli olmuyor mu? İkisi karıştı o sanki. Bir önceki mehazdan farklı söylüyor. Yani önceki itikat dairesi esbab dairesiydi. Evet. Onun üstü iman dairesiydi. İman değil şu anda. Esbab dairesiyle itikat dairesini karşılaştırıyor. Bir öncesinde yani, nasıldı peki? Onlar ayrıydı. Ayrı ayrı. Ona şimdi karıştırma. O iman. Ha, şimdi anladım peki. Bak şimdi. Bir öncesini bir daha söyler misiniz? Bir daha. Şimdi yani onunla ya bunu hiç karıştırmıyor. Daire itikadın daire esbaba galip edeceği bir gündür. Tamam, yok, bu da iman değil, tamam. Daire esbab, daire itikad. Ha, o zaman ayrı şeyler. Aynı şey. Burada aynı. Hükümler ayrıdır diyordu. Niye aynı ki? Şey ayrı. Şimdi başka bir şey anlatıyor. Burada diyor ki. Mahsus muayyen. Yani anladım. Diyor ki. Daire itikatla daire esbab. Hı hı. Şimdi ikisini mukayese ediyor. Tamam. Neyse, bir tanesi mülktür, bir tanesi mülküttür. Tamam. Yani mesela şu daire esbab, gülüyorsun şu esbab alemi. Yani biz şeye takıldık ya, itikat deyince zıtların, esbapların olduğu aleme bakar ha, deyince. Bakar orada... derken yani o göz, o şey, onun bizdeki, oradan besleniyor demek istiyoruz. Hı. Yani daire itikat, edileşleri var ya, Kur'an, sünnet, icma, kıyas ve bunları hakikatlarıyla alim-i şehadette uygulayarak besleniyor. Beslenme şeyi bu. İman ise iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Mesela Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, çocuk anasını emer gibi Allah'a emiyor. Feyiz, kemalat geliyor. Çok güzel. Tamam mı? Yani oradan besleniyor. Ama itikadın beslendiği saha esbab alemindeki delil, Burhan Hüccet'le besleniyor. Yani itikad dairesi daire esbaptan besleniyor. Evet. Olmasa olmaz gibi bir durum. Evet, olmasa olmaz. Sıraya koyduğumuz zaman abi iman, itikad, esbab gibi olabilir. Evet. İmanı kaldırdık şimdi, indik bir aşağıya. Evet. Bu sefer mukayese. Evet, şimdi
İtikat dairesi, yani bu şimdi geçti, tamam buradan besleniyor dedim. Evet. Hani esbaba göre itikat nedir? Hmm. Şimdi ona. Ha, o zaman denilir ki o zaman esbab mülk ise o melekut oluyor. O da melekut oluyor. Tabii. Şu an bedensel hayatlarla itikat, yani akaid nazarı ve bakışı arasındayız. Öyle diyor. Mesela şu adam ağaca bakıyor, tabiat diyor, ötekisi Allah diyor. Demek ki itikat perdeli, yani perdeli derken berzak gibiymiş. İtikat, bak itikat, itikadı faili unutmadan esbab dairesini icraat yapıyormuş. İtikat, bak itikat faili unutmadan esbab aleminde icraat yapıyor. Diyor ki, yani itikadı çalışmayan, böyle devre dışı olan dağdaki nilerimiz, itikadı pek o kadar yok. Yani usulü yok, yöntemi yok, kuralı yok. Diyor ki, bunlar hep Allah yaptı diyor. Yaptırdı bile demez. Mesela ona ait benim yok şey var ya, hafız. İtikad o kadar şey değil. Yani usulü, prensiplere fazla uymuyor. Uçar diyor ki, Allah yaptı diyor bunu. Yani Allah yapmadı bunu. Allah yaptırdı. Allah yapsaydı uçakta eksiklik olmaz. Allah'ın fiilinde eksiklik olmaz. Bak bunda eksiklik var. Yani insanın ihtiyarı nispetine, evet, kişinin fiilinin faili Allah'tır. Ama o fiili yapılması için şey vermek, şart-ı adi insanın cüz-i ihtiyarısıdır, ilmidir. Cüz-i ilmidir, cüz-i ihtiyarısıdır gibi. Devamında birisi şuradan şuraya bakıyor. Diyor ki, itizam, mutezile demek, Vasıl İbni Ata denen bir adam. Vasıl İbni Ata denilen bir adam, Hasan-ı Basri'nin talebesidir. O Hasan-ı Basri ile terk etmelerinin sebebi itizal etmiş. Ayrılmış bir mezhep kurmuş. Bu mezhebin adı Mutezile. Vehhabiler odur işte. Yani Vehhabiler. Bunu İbni Teymiye sistemleştirdi bunu. Vasıl İbni Ata, Vehhabilerin babası, kurucusu, şuradan ayrıldı, Hasan-ı Basri'den ayrıldı, talebesidir. Günahları Allah halk etmez. Günahları kişi fiilinin halikidir. O tenzih etmek için? Tenzih etmek için bu işi yapmış. O da işte, çünkü o bir şeye karşı bir duruşun ifadesidir. Unutmayın bu derse yapmak, yani bu derse çok hakim olacaksın ki şu konuşmayı yapabilesin diye söylüyorum. Dikkatini çekiyorum. Vasıl İbni Ata Cebri'yi bilen bir insan. Cebri'ye karşı... tabii. Mesela Cebri diyor ki, insan hiç ihtiyarısı yoktur. Tamamen insanın, kişinin fiilini Allah yapıyor. Dedi. Ondan sonra Vasıl İbni Ata'na dedi ki, Allah'ı tenzih etmek makamında günahları, şerleri Allah yapmaz. Kişi kendisi yapar. Ehl-i Sünnet dedi ki, ki fiilin faili olabilmesi için ilim, irade, kudret vesaire sıfatlar gerekiyor. Bu Allah'ın yapmadan önce Allah şart-ı adi koymuş. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i cüziye devreye giriyor. İrade-i külliye devreye girdikten sonra kudret, ilim, irade devreye girip o şey vücud haliciye Allah çıkartıyor. Ha. O zaman cebriye itikatta ifrattır. Mutezile ise itikatta tefrittir. Ehl-i Sünnet ise vasattır. Bunu konuşacağız biraz. Mesas yerine gelince onu uzun uzun konuşacağız. Şimdi burada geldiği için Mutezile esbabı esas alıyor. Esbab faildir diyor. Yani insan fiilin halikidir. Şimdi burada yani ben size itizalla mutezile ne fark var? Mutezile mezhebin adıdır. İtizal ayrılmak demektir. İtizal et, ayrıldı. Kimden? Vasıl İbni Ata, Hasan-ı Basri'den ayrıldı. Bu konuda ayrıldı. Hasan-ı Basri Cebriye miydi? Hayır, değildi. Ehl-i Sünnet'ti. Ama burada şunu kastediyorum. Cebriye'yi de okumuşlar, okutuyor.
gösteriyor. Gösterince o bir şeye karşı çıkıştır. Ehli sünnet nedir? Diyor ki cebriye istikbalde hatadır. Ama cebriye mazide doğrudur. Mutezile'ye diyor ki mazide cebriye gibi düşünebiliriz. Evet. Gelecekte mutezile gibi. Mutezile gibi. Mesela Ehl-i Sünnet diyor ki mazi kaderdir. İstikbal tekliftir. Şimdi iki tarafı da almış. Yani onu bütün cebriye itmemiş Ehl-i Sünnet. Bütün almamış. Mutezile'yi de bütün atıp ve almamış. Tamam mı Ali? Biraz toparlanacaksın. Şimdi nedir o? Cebriye diyor ki insanın hiç ihtiyarı yoktur. Allah ne yapıyorsa o yapıyor. Biz tamamen rüzgarın önündeki efendim şey gibiyiz. Yaprak, kuru bir yaprak gibiyiz. Bu cebriye. Mutezile diyor ki çok üzerine duruyorum ki otursun bu şeyimiz. Kader okurken kafanızda bunları kullanacak. Mutezile diyor ki cebriye Mutezile tevhiddir. Bu fail yapıyor insanı. Kişi fiilinin halikidir. O zaman insana kudret vermiş oluyor müstakil. Allah'ın onu yaratmasındaki sıfatını insana vermiş oluyor. Abi, canlanıyorum ya. Bu cümlede kişi fiilinin halikidir diyoruz ya. Kişi itikadının halikidir diye formatlasın. Yok. Anlayışlarının itikadın ne olduğu ortaya çıkacak da. Çünkü ben itikatla ilgili kendi itikadım şu. Allah kendi hakikatinden bir hakikat olarak ol demiş olmuş ya bütün kainat ve bütün alemde. İtikat bunun karşılığı olarak insana verilmiş eşyaya veya bu kainata bakıp da bu budur diyebilen başka bir varlık yok insandan başka. Yani hüküm vermek netice olarak doğru. Hüküm olarak bir şey ortaya koyabilmek bir tek insanda var. Doğru. Onu demek istiyorum. He. Şimdi ben burada bu konu değil, Mutezile ile Cebri'yi irdelemeyi sonra yapacağız. Bu başlık var yani. Burada daire esbab olunca fail kabul ediliyor. Burada onun için ifade ettim. Daha fazla girmeyeyim. İtizal, Mutezile yani daire esbaptayken niçin hata yaptı? Daire esbaptayken vehmiyle, hayaliyle, tabiatıyla itikada baktığı için yaptı. Şurası daire esbab. Pergeni buraya koydu nasıl değişiyor görüyor musun? Hadi azalar der ki bu dersi de dinleyenler. Ya siz de böyle şey yapamadığınız zaman bakışın göre değişiyor. Hayır o kaçış rampası değil. Doğru bir yöntemdir. O bir şeyi tespit etmek bir hakikatin tek boyutu olmadığını, sabit olmadığını gösteriyor. Yani bakışına göre orası değişiyor demek kaçış değildir. Hakikatin meratiplerinden bahsediliyor. Ona bak örnek vereyim. Şu daire esbapta, adam aptallar değil bunlar. Senin ve benim gibi iki dakikada anlayacağı bir mesele değil. Kesinlikle. Adamlar değil, öyle değil yani. Bize rehberimiz çok sağlam. Ondan sonra bir teslimiyetimiz var da, onun için yürüyebiliyoruz. Bunlar yoktu o zaman. Adamlar olmayan bunları ortaya çıkarttı. Dev adamlar, normal bir adam değiller bunlar. Korkunç insanlar. Dahi yani. Şeyde de geçiyor ya Müşahat Hocam, ne kadar kazarsan kaz hep cebriye çıkıyor diyor. Evet. İşin şeyine baktın da hakikatte cebriye gibi duruyor ya. Yani nasıl olabilir? Yani olay indikçe iş... Allah nasıl devlet işi yapacaksın ya? Allah faili muhtardır, faili mutlaktır. İlmi muhit ezelidir. Hem tevhid diyeceksin hem... Yani vallahi adamlar acayip, ben öyle bir hak veriyorum ki yani kusura bakmasın. Yani bu fikri iş yapıyorum. Yani öyle adamları ben... Yani nasıl çöpe atacaksın? Dev adamlar ya, hasta oluyorum. Bayılıyorum bu adamlara ya. Abi şu dar dairede bile belki de Cebriye ve Mutezile tarzı karakterler var. Vasat abi. Mesela vardır değil mi? Varsın işte. Kesinlikle. Sen söyleyeceksin. Biraz konuşursak anlarız zaten. Şimdi 3 soruya bakar. O yüzden susuyor. Şimdi. Sukut ediyor. Yani Mutezile niçin hata yaptı? Cebriye niçin hata yaptı? Ehl-i Sünnet nereden baktı? Bak. Bu daire esbaptayken üç özelliğiyle, tabiatıyla, yani kendi tabiatı var, huyu. Herkesin bir meşrebi var diyoruz ya, adamın böyle bir şeysi var. Tabiatıyla, bir de vehmiyle
düşündüğü bir şeyi hayal etmesini üç sıfatıyla. Daire esbaptayken daire itikada baktı. Tamam. Tenzih etti onu. Bu pisliklerden. Ona yakıştırmadı. Yani usta güzel misal veriyor. Nerede bilecektik biz? Güneş şimdi gübre pistir diye vurmasa. Çiçeklere vursa. Şimdi güneş gübre vurdu diye güneş pis olur mu? Hakkı sevdi. Değil. Tam tersine güneş... Olmamasına hakkısı. Evet, gübreye vurmasa ne hakkısı olur? Bu adam Allah tenzih etmek için bunu yaptı. Ne güzel misal değil mi? Ha, mütezilenin hata yapmasının sebebi daire itikattayken, esbaptayken şurada, daire itikada baktı, tabiatiyle, vehmiyle, hayaliyle orayı tenzih etti. Tabiatıyla, tövbe falan diyor. Bunu ona yakıştıramıyor. Ve yani iyi niyetle. Bu oldu. Kişinin fiilin var. Çay bir şekil var sağ ol. Suyu var. Ama sıcaksa ver. Ver gel. Hadi eyvallah. Şimdi sağ olasın. Ötekisi ise, cebre ise itikat dairesindedir. İtikat dairesindedir arkadaşlar. Fakat esbaba bakıyor. Neyle bakıyor adam? Tabiatiyle, vehmiyle, ruhuyla değil. Kalbi ve ruhuyla bakıyor. Kalp ve ruhun derece hayatına geçmiş adam. Öyle sıradan bir adam değil yani. Bak, ruhuyla, kalbiyle baktı diyor usta. Bir baktık yukarıdan aşağıya, bunlar fasafisa ya, bunlar hikaye ya. İşte bir şey tanımı anlamak için konulan malzeme, legolar felsefe tabiriyle. Bir şey anlamak, yürümek için, iz takip etmek için, doğru düşünmek için işaret taşları. Bunlar nerede bir şey olacak dedi ya. Bunlar fahike, fahi nerede olacak? Çünkü kalbin ve ruhun derece hayatına geçmiş oradan bakıyor. Esbaba bakınca cebri yok. İhtiyar oldu, ortada kaldı. Zor ya, bak kutten yani. Oradan bakınca mecbursun öyle deme. Mecbur, abi cebriye. Cebriye olana. Şimdi ne kadar verdin Yasin? Cebriye olana kadar. Mutezile ile bakmış olması lazım. Cebriye doğar doğmaz cebriye değildi ki. Mutezile olarak bakmadan cebriye olamaz. Yani bunu Hasan-ı Basri Hazretleri nasıl bir adam o zaman? Bunu karşı şey yapmış. Acayip bir şey. Hazreti Ali'nin. Yani nasıl bir adam şöyle diyeyim size. Mesela Hazreti Ali'nin talebesidir. Hazreti Ali sahabedir. Onu gören ne oluyor? Tabiindir. Habibi Acem'le bir meselesi var Hasan-ı Basri'nin. Diyor ki onu anlamak için, gerçi bu misali anlatmıştık ama bunu anlamak için bu misali tadat edeyim. Nehirden karşıya geçecekler, fırtına var. Karşıda çocuk okutacaklar işte, bilmiyorum ders yapacaklar. Habibi Acem bakıyor etrafta kimse yok. Efendim demiş, fırtına var, fırtına dinmeyince bu geminin sandallar gelmez. Biz de geçip ders veremeyiz. Biz demiş birbirimizi tanıyoruz, besmele çekip geçelim dedi ya suyun üzerinden. Hasan-ı Basri en zor durumda. Ve hizmet imaniye, şahsa bakmıyor. Dünyaya bakmıyor. Menfaata bakmıyor. Hayati dünyeviye bakmıyor. Ya ders verecek ya. İken, yani Allah'ın adeti ilahisini hiç cemurat ediyor, hiç terk etmiyor. Diyor ki Habib Acem'e. Dedi ki Allah'ın rızası, hani ders anlatacağız ya, konu bir şey vereceğiz. Allah'ın rızasını kazanacaktık. Allah'ın rızası Allah'ın adeti üzeredir. Allah'ın rızası Allah'ın adeti üzerinedir. Allah'ın adeti şu anda fırtınadır. Sen onu yok sayıp davranma dedi. O bir şey diyor. Allah'ın adeti ilahisi fırtına üzerinde şu anda. Onun üzerinde yapacaksan ne yapacak? Ne fırsat veriyorsa. Ondan sonra o dedi ki benim için dedi şey hizmet esastır. Adet ilahi fazla nazar almadı. Bismillah ya hay dedi sudan geçti gitti ders vermeye başladı. Bu hayli zaman sonra gitti deniz işte neyse duruldu. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki hangisi üstündür Habibi Acem mi? Şey mi? Hasan Basri üstündür. Çünkü onun arayışı itikat dairesinde iken itikadı esbab dairesindeyken esbabı muraat etmesi.
hükmünü karıştırmaması. Bu gösteriyor ki diyor. Hala şey diyor, çok ilginçtir. Hasan-ı Basri fenafilli olmuş, aynı zamanda bekabilli olmuştur. Niye? Fenafilla demek Allah'a bak gidiş. Gelebiliyorsan bekabilli oluyorsun. Eğer gittin, gelemiyorsan esbab bittisin. Kalbiyle, ruhuyla oradan bakıyorsun. O zaman diyorsun ki her şey odur. Hem o olsun. Biri velayetin, biri nübüvvetin şeyle gidiyor abi. Evet, evet. Gelememiş. Tamam, şimdi Cebrail'e gitmiş. Gitmiş. Cebrail'e gitmiş. Gelememiş. Bekabillası olmamış. Gitmiş. Allah varmış. Dönememiş. Dönmek bekabillattır. Dönemedi. Dönemeyince oradan bakacak. Bakınca deyince bunlar ne ya? Bu diyor. Aynı tabiri. Bir şeyi anlamak için, tanımlamak için, belirli bir yere taşınmak için diyor. Biz mesela Elif, B, T, S. Elhamdülillah Rabbil Alem deyince hiç kimsenin hatırına, harf hatırına gelmiyor şekil. Elif, F, bilmem ne. Alemi Rabbi Ham gibi geliyor. Şimdi adam bunları diyor anlamak için diyor harfler ve mevcudat diyor. Geçtikten sonra daha bunlar ne uğraşıyorsun? Bunun nazarını sil diyor. Hakim-i mutlak Allah'tır. Kimse bir şey bildi yok. Bir şey yaptı yok. Biz diyor tamamen ona teslimiz. Diyor. Kalbiyle, ruhuyla orada olduğu için esbaba bakıyor. Diyor ki itikadın şey kabul etmiyor. Kişi Allah, insan hiç faili yok. Cebri mutezile ise fenafillah olmadığı için esbab aleminin kaidelerini biliyor. Allah'a da tenzih etmek makamında ondan sonra buradan bakıyor. Otelisi yukarıdan bakıyor. Ya bu adam da alim, bu adam da alim. Niye farklı? Birisi şuradan bakıyor. Birisi de şuradan bakıyor. Yani tabii ki farklı göreceksin. Allah'ın istersen buradan bakan tavan görür mü? Bak Erdinç'in şeyini görür. Öyle mi abi? Şimdi bak. Tavan görüyor. Onu görme şansın var mı? Yok. Yani Cebriye böyle baktı. Mutezile böyle baktı. Tabii ki farklı ifade edecekler. Ehl-i sünnet ise ikisinden de çıktı. Bunun hükmü budur, bunun hükmü de budur. Dedi ki daire esbaptayken esbaba riayet etmek, Allah'ın rızası buradadır. Daire itti de ama karıştırma. Bunu yaparken itikadın şu olsun diyor. Ama bu bakış ancak iman-ı bil gayb rolüne bulunup o yolda sadakatle devam ettikten sonra insanda ortaya çıkan bir halet-i rüyedir. Ehl-i sünnet halet-i rüyesini anlattım. O nurun şey oluyor abi. Abi. Orada sanki ben sıkıntı, ben yokum desen yine sıkıntı. İşte anca orada... Ben mutlaka varım. Peki devam edeyim. Cebri ise itikat dairesi ve makamındayken ruhuyla, kalbiyle esbab alemine bakıyor. İtisam, yani mutezile, zahirci, zahir esmasıyla batına bakıyor. Cebri ise batıncı, batın esmasıyla zahire bakıyor. Ehl-i sünnet ise, çok ilginç bu tespit, evvel, ahir isimleriyle de bakınca, yani onları da içine alıyor. Evvel, ahir, zahir ve batını cem ettiği için bakınca her şeyi makamında görüyor. Yani dört isimle bütünsel bakamazsan ya, şimdi Risale'nin de öyledir. Bak şimdi bizim mesela nurculukta da öyledir, tarikatta da öyledir. Ne gafır? Nurculukta mutezileciler var, nurculukta cebriyeciler var, nurculukta ehl-i sünnetçiler var. Nurculukta cebriyeciler düz oku. Bunlar cebriyedir. Anladın sen anladın. Anlamak zorundasın. Çünkü sen yoksun zaten. Hakikat var. Sen hiç kale almıyor. Sen istifade mi edeceksin, etmeyeceksin önemli değil. Hakikati ifade et. Kim alırsa alsın. Mutezile diyor. Hakikat kişiler içindir. Mutlaka kişiler esas alınıp hakikati ona göre takdim edeceksin. Bu da zahircidir. Otelisi batıncıdır. Ehl-i sünnet anlayışı ise bir insanı, usta öyle diyor, bir çekirdeğe benzer diyor. Evveluhu, ahiruhu, zahir batın. Dördünü birden bakıyor. Diyor ki, hakikatin gitme diyor çekirdek. Bu insana da değer ver diyor meyve. Bu hakikatin gitmeden
şahsiyeti de değer vererek bu ağacı oluştur onun dünyasında. İkisini de bozmuyorsun. Ne meyveyi bozuyorsun, ne kökteki çekirdeğe dokunuyorsun. Yani kökteki çekirdek hakikat, meyve kişi, gelen çocuk, delikanlı, kimse muhatabımız. Onu şahsiyet veriyorsun, onu devre dışı yapmıyorsun, şahsiyetini inşa etmek adına, hakikatini ciddi etmemek adına ona ağaç oluyorsun. Ağaç olacaksın. Ehl-i sünnet böyle bakıyor. Nurculukta da böyle işte. Cebriyeciler var, mutezileciler var, efendim şeyciler, ehl-i sünnetçiler var bu meanada. Demek ki ehl-i sünnet dört isimle bütünsel bakamazsan ya zahirci, ittizalci oluyorsun ya da batıncı, cebriyeci oluyorsun. Bunu şeyde de var, bir size söyleyeyim. İtikat aleminde de var. Ama biraz acele edip hemen geçeyim isterseniz. Şöyle geçiyor. Diyor ki itikatta bir teşbihçiler var, bir taatilciler var, bir de tevhidçiler var. Üç tane. Tamam. Ona gelecek ama şimdi ben şey yapayım. Bak, teşbihçiler, teşbih. Yani İsevi meşrepçiler var. Nedir o? Diyor ki bu gözüken hiçbirisi kendisi değildir. Bunlar surettir. Bu teşbih aslında bir şeyi anlamak için, geçmek için merdivendir. Sen merdivenden basıyorsun. Çok lazım ama hiçbirisi dönüp de merdivene bakıyor. Bas çık diyor. Bunlar teşbihçilerdir. İsevi meşrepçilerdir. İsa aleyhisselam meşrebidir. Her şeyi batına hamlederler. Her şey batındadır. Zahir hiçbir şey değildir. Şeyler demiş ki, tatilciler, bu da demiş ki, batın falan yok kardeşim. Her şey gözüktüğü gibidir. Tabiat perestlere çok benzer bu. Ondan sonra Allah adına bunu kabul ediyor. Tabiat perestler ise tabiat adına Allah'ı inkar ediyor. Onun için benzemez de. Teşbihçiler, her şey batındır. Tatilciler, hiç batın matı yoktur, zahir budur. Ehli tevhid ise mülk ve melekut tarafını beraber kabul eder. Der ki mülk melekutsuz olmaz. Beraberdir. Ahkamları farklıdır. Yani nasıl ki madde var ama içerisindeki metafizik de var. Yani anlayışı da bu. Onun için kendimizi uygulayalım biraz bu işimize. Yani. Bazen biz tatilciyiz. Bazen tatil. Fazla yüceltiyoruz, abartıyoruz, ifrat ediyoruz, bir mesele tatil ediyoruz. Bazen de teşbihçiyiz. Bazen, mesela İsa Aleyhisselam'a teşbihçi denilir, Musa Aleyhisselam'a tenzihçi denilir, zahirci. Ama batıncı yok demiyor. Ona tatil mezhep, bu bir mezheptir ha. Tatil mezhebi, teşbih mezhebi var, Cebriye var. Mutezile var, 76 tane böyle fırka var. Şimdi devam edeyim. Ehl-i sünneti bak ne acayip. Hem bu arada itikatla şey, iman okurken nasıl çıktı usul ve şeyleri de anlatılmış oluyor. Evet, yani bu ders aslında ilmi kelam dersi diyor. Ustada diyor ya bir abi, ben diyor gelip diyor ilmi kelam dersi almak istiyorum. Zaten Risale'nin ilmi kelamdır diyor. Ha işte, yani onların dev, mutebahir, böyle dev adamlar, mutebahir, umman gibi adamların nerede hata yaptıklarını sana gösteriyor. Bu nasıl bir eser? Bir tanesi bana dedi gibi, abi ne kadar okuyorsun dedi. Sayfa, ben sayfa bakmıyorum, belki bir sayfa okuyorum. Belki günde, koca bir günde yarım sayfa okuyorum. O zaman ölçün ne? Ben dedim saat veririm. Yani ben tuvalet, yemek, karışık bir şey anlatmak için söylüyorum. 5-6 saat rahat veriyorum Risale-i Nur'a. 5-6 saat, yani ömrümün. Tuvalet ise Kur'an evraklar söylüyor. Ne dedi biliyor musun? Vay be abi maşallah ya nasıl verebiliyorsun? Şimdi de yapmış. Bu da doğru hem doğru hem yanlış. Yani, ya tahtil ya teşbih. Nedir? Yani beni güya aşağı bırakmak için beni çukura atıyor. Ben de dedim ki 5-6 saat verdiğime hayret ediyorsun da nasıl bir eser kitap ki kendisini benle 5-6 saat meşgul ettirebilmiş. Tamam, o zaman ne yaptın? Hemen bunu gösterince, onu da gösterince vasata geldik. Evet, ikisini beraber olunca, ha demek ki ihtiran deniliyor. Sonuç mutlak olacaksa sebep gerek yok olmadığı gibi, sebep
şarttır, netice şeydir, o da yok. İkisine bir bakar. Şimdi devam ediyor. Ahirette akaidin hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesine galebe çalacak itikat. Tamam? Esbab bitecek aşırı. Bitecek mi, galebe çalacak? Galebe çalacak. Biter, ha, o mana mı çıkar? Evet. O manası çıkar mı? Yani bitecek derken haşir meydanı bitiyor. Çünkü zıtların ayrışması ya cennet cehennem. Haşir meydanına kadar zıtların karması var. Ayrıştıran cennet cehennem olarak. Cennette esbab yok mu? Mesela gene elmayı biz elmadan... Şöyle biz düzeltip soralım. Yok mu? Sen doğru var. Mesela bakarsın. Yani esbab, esbaptır da esbab değil. Hani dünyada bir esbab anlayışımız var ya. Çünkü mesela şöyle diyelim. Bizim ücret alamamız Risale-i Nur esbab değil midir? Ama üstad öyle demiyor. Risale-i Nur kendisi ücrettir diyor. Hem ücret almamak, iştirak almalı uhreviyeden ise o emaza sebeptir. Ama diyor ki Risale-i Nur'un hizmeti kendisi neticedir. Ücrettir. Niye? Ücretimizi almışız. İmanımızı kurtarmışız. Lezzet alıyor. Şu anda bizim aldığımız lezzet, adam şu anda hangi şeyini alacak? Abi Osman abi diyor ki ahirette, haşirde veya cennette veya cehennemde. Esbab denmez o. Ama bu dediğiniz hadise ücretimizi peşin almışsın, almışsın meselesindeki prensip ahiret içinde geçerli olur. Evet. Yani tabii ki. Ama yani o böyle bir elmayı ağaca takmak zorunluluğu var ya şimdi. Değil. Tabii, değil. Ücretimizi... Kırma, aslında cennetin aksamı kesilesinin bütün lezzetten cem olduğu ve dönmüş halidir. Şey, Huri. Yani Huri'ye bir lezzet takılmamış, kendisi lezzet. Abi şöyle, şu bütünlükte düşünseniz. Ahirette, cennet ve cehennem, bütün Allah'ın esmasının buradaki, oradaki ism-i azam noktasında. Neyse, bir şey... Gördüğümüz zaman biz Allah için yine bir de bir sebep olmayacak mı? Kitab-ı Mübin abi, o zuhuratlar, orada imanı bileceksin abi. Orada sebebe takılmayacaksın. Sen imandan hareket ediyorsun orada. Peki. Yani iman... Biraz da okuyayım, bir metni okuyayım. Ne, hangi sayfayı okuz abi? 249. Devam ediyor, 249. E, tamam. Ben de göremiyorum. Ama yolu devam ediyorsun, sayfa bitmedi ki daha. Yani sayfa büyük işaret edeceğiz, 47, defteri 248 ya. Yani bu metin işaret edeceğizden okuyorum. 249. 249'dayız abi. Tamam. Ha, onun devamı da şöyle değil geçiyor. Bak metin kırmızı. Ahirette akaidin hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesini galebe çalacak. Ahirette akaidin hakikatları açıkta olacak. İmanınki ise ezel ve ebed devam edecek. Adeta esbab dairesinin melekutu itikat dairesi, itikat dairesinin mülk tarafı ise esbab dairesidir. İtikat usulle gittiği için usul haşir meydanına bitiyor. Yani yöntem bitiyor mesela. Harun abi olsaydı şimdi şöyle derdi. Buradayken haşri yaşayanlar için... Abi onu söyleyecekti ya. Galebe çalacak diyor. Senin aleminde galebe çalmışsa çalmıştır zaten. O zaman diyor ki ben diyor itikadımdan, cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Galebe çalmış. Galebe çalmış. Zıtlar ayrılmış. Kıyameti gitmiş kopmuş. Onu, kıyameti kopmuş. Onu bitirmiş o. İtikadından mı vazgeçmiş oluyor diyorsun? Yok, itikadına vazgeçmemiş. Yani şunu kastettim orada. Cüz-i ihtiyari itikadı oluşturuyor ya. Yani. Onun için dedim. Evet. Ondan vazgeçince yok. Onu iptal olmuyor çünkü aşamadan ama yani onun yapılanmasıyla meşgul değil itikadın. İtikatta bitirmiş işi. Yani buzdan suya geçince... Şöyle diyeyim. İtikadı cüz-i iradeden, cüz-i ihtiyardan cüz-i iradeye devretmiş. Artık irade... Çekirdekten ağır çıktı. Tamam. Çekirdeğin içi boşaldı mı? İtikat imanı doğurdu. İtikat duruyor. Kanuniyet olarak duruyor. Nasıl duruyorsa duruyor. Tamam mı? İtikat usulü gittiği için ben bunu çok seviyorum. Usul var ya usul. Yani prensip, kaide. Çok önemli. Onun içinde düşüneceksin. Yoksa vallahi ya mutezile olursun ya cibri olursun. Şansın yok çünkü sen onlardan daha akıllı değilsin. O. Tabii. Dev adamlardır. Pergelin çivisi. Perdenin çivisini öyle bir yere koyacaksın ki tam o kalem tarafın ne dönüyorsa dönsün. Önemli değil o kadar. Yani merak etme. Merkezdesin yani.
Şimdi mi? Ama eğer kalemin demir tarafını batıramamışsan, ama öyle çevirirken o da oynuyorsa bunun gibi. Ayvayı yedim zaten. Vallahi dünya bana baktığına bakma sen. Kalbiye sattın. Kalbiye sattın taraf. İtikat usulü gittiği için çok önemli. Usulü kaybettiğin zaman Haşimi'de peki Vasıf İbni Ata, evet abi. Yani böyle basit adam mıydı? Değil. Nasıl kaybediyor? Veya Cebriye kalbin ve ruhun derece hayatına geçince artık orada şahit olduklarını kendi imbisatını esas kabul etti. Abi Mevlana'da bir dönüş var ya, dönüyorlar ya. Hı. O ayağın biri hiç yerden kalkmıyor. O sabit oluyor. Çok doğru işte o zaman. Bu abi kaybetmiş oluyor mu o zaman? Olmuyor da. Hükmünü kale almıyor. Diyor ki onu izah ettim. Bunu diyor bir yere varmak için diyor bir yöntemdi, bir basamaktı diyor. Tamam, iz takip etmek diyor. İze baktıktan sonra diyor izden sonra netice vardır. İzinize döner misiniz daha diyor. Ama herkes senin yerinde midir be adam? Arkadakiler ne olacak? Şimdi de senin yerde olur. Kendisi İslam'ın şartları yerine getirip bunu söylüyorsa. Tamam. O zaten diyor ki kendi halinde iştihat edebilirsin. İştihat yeni şey. Ama onu tamim etme diyor. Hani İslam'da şöyle bir kaide var. Bir, bildir denmedikçe bildirmeyeceksin. Bir, bildirme. Kelleyi alırlar valla. Hem nefsin peşinde koş hem de... Esbab dairesinin hakikati itikad dairesi ise... Bak, bilisimel akıt ya, ilk şey kaçırmayın. Esbab dairesinin hakikati, itikad dairesi ise alemimizde... İtikad dairesi esma-i hüsnaları ve sıfat-ı zati ve subutiyi içine alıyor demektir. Esbab dairesinin hakikatleri sıfat ve esmalar. Çünkü eşyanın cilve cenan aşkı sanatı esmadır. Ama şeyin madde sıfata dayanıyor. Esma ile sıfat arasında nedir? Mesela eşyanın üzerinde işleme yapan renk kısadır, uzundur, şeydir, cilve, cevan, akış. Eşyanın üzerinde aynadır eşya. Gözükenler esmadır. Eşyanın kendisi sıfatın durmuş halidir. Dolayısıyla itikat sıfatların şeyidir. Karşılığıdır. Sıfat. Sıfatların karşılığıdır. İtikat. Evet. Şöyle yazayım. Ciddiyat bozulur. Çünkü sıfatlara itikat mı deriz? Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Esmalar sıfatlardan çıkarlar. Tamam mı abiler? Nedirler onlar? Cilve, cemal. Yok abi, o esmanın alt şeyi. Esmadan. Ha işte. Esma sıfatlardan çıkar deyince işte yedi su. Tam esmaların ben dışarı çıkıyım. Tereşyoları. O zaman şöyle yapayım da oraya koyayım. Yani esmadan çıkanları yazdınız ya siz. Esmaların tezahürleri gibi yazıyorsunuz. Esma sıfattan çıkıyorsa yani subutiler sıfatlardan bin bir esma çıktı demek istiyorsunuz aslında şu an değil mi? Tabii çıktı, evet. Çıktı. Şimdi esmalardan da burada ne olur? Esmalardan da şöyle, onu gelmiyor size, bunu devlet işe. Şimdi esmaların çıkışını söylüyorum. Şöyle demek istedi Harun, sıfatlardan esmalar çıkar. Orada kelime olarak sıfatları başa alsak daha iyi gider. Olur, dedim, ha? Güzel, Cemal'i ben şey yapayım, tamam mı? Ha yani esmalar sıfatlardan çıkar. Tamam, doğru. Bir şey yok ya bu. Hani bizim memlekette derler ya, öküzün altına buza karama. Şimdi cilve, cemal, sanat, nakış çıkıyor. Kimden çıkıyor?
esmalardan. Suret. Ama dediğiniz doğru, sıfattan böyle yapsan o esma, esmanın ne bu? O da olur. Ondan sonra bu çıkıyor. Kardeşim bu gözüken, bu aynada gözüken, eşyada gözüken, bu esma. Sıfat neydi? Eşyanın mahiyeti, eşyayı oluşturan. Şey diyor ki 26. lemada, 26. lemada şey, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye süren vücud ilimden vücud haliceye çıkar. Tamam mı? Yani eşyanın, varlığın kaynağı sıfattır. Onu yazıyorum. Eşya sıfata dayanır, maddesi. Mesela eşya, eşyanın maddesi hayata, eşyanın görüntüsü, görüntüsü ki ilk insana göze çarpan iradeye. Ona değil, ilk gözüken iradedir, tercih edilmiş. Ondan sonra devam ediyor işte rengi şurada, kudret, işte varlığı. Kudrete. Dolayısıyla eşyanın kaynağı, yapısı sıfata dayanıyor. Tamam mı abi? Sıfat. Eşyanın üzerindeki gözükenler esmaya dayanıyor. Şimdi buraya kadar daha mıyız? Bunun eski bilgiler. Şimdi esma alemi, suretler alemi. Cilveci başak, bu mülk alemi. İtikad ise bunlardan, bunları şey yaparak usulle gidecek, edile şeriye ile, yani yöntemle, kuralla, şeyi yok. Mesela dağdaki ninelerimizin itikadı zayıf olur ama imanı çok güçlü. Zeka ile iman gibi. Yani usulü bilmiyor. Oku dese Fatih okuyamaz. Ama senden daha takvalı. Harama helala senden daha titiz. İmanı daha fazla. Ama itikadı zayıf. Yöntemi bilmiyor demek istiyor. Ha, itikat esbab aleminin arkasındaki işlevi var. Öyle çalışıyor. Yani itikat usulle gidiyor. O zaman itikat sıfata, esbab alemi esmalara bakıyor. Oradan besleniyor. İman ise zattan besleniyor. İtikat. Bunu ayırdınız. Esbab. Evet. Ben yazıyorum. İtikat sıfatlardan. İlk önce esmayı yazsaydım yukarıya. Nereye abi? Tamam. Yazın abi, tamam. İtikat esbablardan, sıfatlardan beslenir. Şeyse esbab alemi, esbab alemi esmadan, esmalardan. İmanın derecelerini tıkladı. İman ise zattan besleniyor. Yani bu esbab alemi bizde neyin karşılığı oluyor? Yanlış yapalım. Böyle ayırınca. Ha, ben mesela iman tamam diyorsun, itikad tamam. Bu esbab neyimizin karşılığı yani? Sırf esbabı mı söylüyorsun? Yani anlamadım ki. Abi itikad tamam, esbab yani mesela itikad diyorsun tamam, dima şey yapıyorsun. Esbab sanki bir ayrı bir sistem birimi gibi mi? Yani esbabı kaldırırsanız itikad yok ki. Esbab aleminde oluşumuzu gösteriyor. Sistemin şeyi mi oluyor? Tabii. İtikadımızı geliştirmemiz için. Dima var ya, kitab-ı mubine bakıyor yani. Yani lef-i mahfuzumuzdaki karşılığı neydi? Dima. İmam-ı mubin neydi? İmam, mazi ve müstakbel, kader defteri. Kitab-ı mubin neydi? Mazi ve müstakbel bakmaz, hazıra bakmaz. Kudret defteri. Şu mevcudattan var oldukça itikat vardır. Esma tezahürü. Tabii. Yani bu buradan besleniyor, bu da buradan besleniyor.
Yani fark çok ilginç. Yani şey oldu da itikat, iman dediğimizde aslında bizdeki bir yani oluşan şey esbab alemi şeye uymuyor, sıralama mantığına uymuyor. Bizdeki bir karşıtını o cümleye yazmamız lazım gibi. Yani sıfat... Şimdi, benim itikadım sıfattan besleniyor. Benim imanım zattan besleniyor. Benim esbab alemim esmadan besleniyor. Esbab alemin karşısı da. Şey ya, o davranışlarımız var ya dışarıya görüntümüz. İslamiyet. Yani simalarımız. Yanlış değil de, bu yanlış değil ama şey değil, o sıralamadan... Insan... Şunu buraya mı çıkartayım, şu yazıyı? Yok, onu da geçtik de, şimdi şunu diyoruz. Şimdi buradaki yazan, benim imanım zattan besleniyor. Benim itikadım sıfattan besleniyor. Benim nokta noktam esmadan besleniyor ki esbab alemine bakıyor demek lazım ama ne? Esbab alemindeki davranışlarımız, şeylerimiz, suretlerimiz ya, görünüşlerimiz. Şöyle yani mesela diyelim ki... Dimağın bütünlüğü sıfattan itikat olarak deyip, o da dimağın alt mertebeleri esbaptan tahakkül gibi diyebilir miyiz? Esnalar esbab alemini oluşturuyor. Yani esbab alemi çok ilginç bir alem. Nasıl? Böyle basit değil. Esbab aleminde esbablar yani esmaları böyle dengede tutmak demek. Şu esbab dediğimiz çok acayip mucize. Yani mesela cennet tek boyuttur. Kötülük yok. Cehennem de tek boyut. İyilik yok. Yani sen iyiliği, kötülüğü, soğuğu, sıcağı, karanlığı, aydınlığı mesela oduna değil mi? Zıtları cem etmek. Bu zordur. Aslında esbab alemi hem sıfatı hem esmayı cem etmiş. Abi hayata bakmıyor. Esbab alemi hayata tabii bakıyor. İkisinin cemidir. Eşyanın maddesi. Yok madde olarak düşünmeyeceksin. Hayır, madde sebeplerden. Olsun olsun. Şu madde olarak bak be esbab alemindeki madde değil. Şu işte mesela bunu tut. Tamam. Burada elim durması için tutmam lazım. Esbab benim. Ama hayatın içinde oluyor ya. He. Şimdi itikat hem esbaptan hem sıfatlardan besleniyor. Çünkü niye? Esbab alemindeki cilve, cemal, nakış, sanatlar esmadan. Esbab alemin kendisi sıfattan. İkisinin cemidir. Yani bir daha. Şimdi zahirde insanın zahirinde kaç tane esma gözüküyor diyor? 70. 70. Bir nebatatta kaç tane esma en az? 20'den ziyade esma gözüküyor diyor. Öyle mi? Bu esma gözüküyor. Peki ayna diyor bu mevcudat aynadır. Nereye aynadır? Esmalara. Esmalar gözüküyor. Peki aynada esmalar gözüküyorsa ayna kendisi nedir? Sıfattır. Çünkü esmalar sıfattan tezahür eder. Yani esbabın alt veri tabanı sıfattır. Hayattır, kudrettir. Yani hayattır maddesi. Yani dimağımız ayna. Benim bu gördüğüm hepsi benim aynamda gözükenler. Evet gözüküyor. Esma. Ben kendimi evet. Görüyorum. Yani. Dolayısıyla bu esbab alemi dediğimiz esmaya sırf dayanmıyor. Bir daha. Bu mevcudat aynadır. Aynadır esmalar gözüküyor. Esmalar. Peki aynada gözükenler ayna olmadığına göre, aynadan farklı bir vücut olduğuna göre, aynada gözükenler esma ise ayna nedir? Esmanın çıktığı yerdir. O da sıfattır. Ayna sıfattır, aynada gözükenler esmalardır. Şöyle desek abi, benim demek istediğim, imanımız zattan besleniyor. İtikadımız sıfatlardan besleniyor. Duygularımız da esbab aleminden esmalardan besleniyor. Tabii tabii. Yani bendeki karşılığı noktası. Hadi duygu değilse esfası hislerimiz. Evet. Duygu ve şeylerimiz. Evet evet. Yani esbab alemi derken bizim esbab alemimize bağlı olan ne var? İnsanın fikirleri, duyguları, hisleri, latifeleri marifet ilahi geldiği yer. Beslendiği yer. Öyle esbab alemi duygu ve isteğimiz diyelim isterseniz. İmanımız, esbab alemi, ha burada ters şöyle oldu şimdi. Şurada bir bize bakan şey olmadı, tamam. Ya onu da biz. Ha, tamam. Yani biz doğru olmalı. Tamam. Duygu ve hislerimizin esmalardan istedik, tamam. Doğru. Esbab alemi orada yine karşılığını yazabiliriz. Duygu ve hislerimiz. Ondan sonra esbab alemi diyebiliriz buna.
Abi yukarıdakinde de hayat, irade, kudret yazdık ya. İlim, irade yazsak daha doğru değil mi? Şimdi bu bizim bir şey değil. Nereye ilim yazacaksın? Eşyanın görüntüsü. İlim olur mu? İlim, irade. O yok. Onlar esastır. O görüntüsü iradedir. İlim değildir. İlim gözükmez. İlim gözükseydi kimse cahil olmazdı. Kudrete donmuş irade diyoruz ya. Aynı zamanda. İlk gördüğün zaman elma, ilim olsaydı hiç kimse cahil olmazdı. Evet. İlim dedilendir, gözüken değildir. Abi. Şu anda bunun maddesini mi görüyorsun, ilk önce şeklini mi görüyorsun? Yani bir tercih edilmiş değil mi? Bak bu kadar değil. Ha, böyle değil. Bu bir tercih edilmiş. Ha, tercih edilmiş bir şey var. Sonra Allah Allah ya bu kırmızı ya. Bir de bakayım ya plastik midir? Sonra oluyor. Kalem görüyorum abi direkt. Ha, kalem. Plastik, ha, kırmızı falan. Ama daha önce kalem bildiğimiz için. İlk önce gözüken bir şey. Bu da sıfat işte. Sıfatı görüyorum önce. İşte sıfat işte irade yapar. İşte bir dakika. Bir saniye. Hasan abi. Siz bence bir oturun bir iki dakika. Bir su için bir dinlenin. Benim göbek adım Cebriye. Evet. Soyadım Mutezile. Adımın ne olduğunu daha biz öğrenemedim. İki kere bunu da ben satayım şimdi. Müsaitseniz Hasan abi. Söyleyeyim mi? O kadar şeyler anlatmadı. Bekle. Abi burada duygu ve hislerimiz esmalardan besleniyor dedik ya. Ama şeceri hikatte bir şunat-ı ilahiye hislerimizin menbaı, şunat-ı sıfatiye duygularımızın menbaı. Nasıl oluyor biliyor musun? Ne bu yani? Nasıl oluyor? Mesela diyelim ki adamın üniversite diploması var. Bir işe girecek, lise diploması isteniyor. Lise diploması yok. Yani kaynağı itibariyle bak iman mahluktur ve mahluk değildir diyecek değil mi? İman şurası mahluk. Hislerimiz, esma, duygular, çünkü hislerimiz sahilde beslenmiyor mu? Hiç sahile bakıyor. Zahire müptelandır hissimiz. Zahinedir, esman cilvesi. Ama bu hislerimiz buzdan beslenirken, bu esmalardan, bu esmaların kaynağı da zaten sıfatlardır. Merkezi pergele koyarsan, bunların kaynağı şunattır tabii. Merkez en son, mesela diyelim ki, biraz da gidelim. Bu subut-ü sıfatın kaynağı neresidir? Nereden besleniyor? Zat-ı sıfattan besleniyor. Yani onu dersek, onu da anlatmaya şey yaparsak bu sefer iş, çünkü olayları çözümlemede bu meratip yapmasak anlaşılmaz. Yani kavrayamayız biz yani. Yani meba itibariyle şunata dayanıyor her şey. Merkezi kastediyoruz. Merkez oradadır. Mesela şimdi ben bu ilmi yaptım falan diyorsun ama ele var. İlim de değil. Yani merkezi kastedersek her şeyi merkezine koyarsak şunattır diyeceğiz. Bunu demeyeceğiz. Ama burada konuşunca esmalardır. Şunat demeyeceğiz. Esma o zaman trafo. Çünkü yani trafo gibi. Sonra esmaya gel sıfat trafo olur. Sonra sıfata gel şunat trafo olur. Şunata gel bitti. O efendim daha fırsat seni dinliyor. Abi, o anki haletin var mı bilmiyorum. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Çok basit. Ben basit anlatayım. Ben ilim sahibi bir adam değilim. Şimdi diyorum ki bir Allah görmek istiyor. Allah kendi sanatını görmek istiyor. Bir sanatına şuur vermiş, onun görmesini istiyor. Şöyle izah edeyim. Bir göz veriyor. Bizim örneğimiz Arun'la. Bir de gözü göz olması için gözün görmesi gerektiklerini veriyor Hasan abi. Bir de buradan ortaya çıkan o lezzet. O hani bizdeki karşılığı dedikleri o lezzet. Yani kendi kendi her şeyin kendisinde olduğunu görmesi. Yani başka bende Cebriye gibi konuşuyor. Her şeyin yazılım bizde doğru. Tamam. Buna niye anlatmak istiyorsun? İzah edemedim herhalde abi. Şimdi bakın dediniz ya sıfat ve esma dediniz ya Hasan abi. Ondan sonra sıfat ve esmadan sonra bizdeki karşılığı nedir diyordunuz. Siz neyi dediniz bizdeki karşılığı nedir diye? Şu esma alemi. Esma aleminin bizdeki karşılığı nedir Hasan abi? He. Anlatabiliyor muyum? Esma aleminin bizdeki karşılığı bizim kendimizi tanımamız. Yani bizim hem şahit hem şehit olmamız. Zaten bu uzun. Esbab aleminde duygu ve efkarların sana marifet ilahi getirdikleri zaman
neticesi kendini tanıma oluyor zaten. Kendini tanıyorsun. Ama işte hangisi önce hangisi sonra da biraz sıkıntı yaşıyoruz herhalde. Ali bir tarafta, ben öbür tarafta. Peki. Mezhep kuracaksınız siz de. Diyelim ya, benim kömür adım cömür. Tabii biraz şey geçmesinin sebebi, onların dev insanların patanaj yaptığı, uçuruma gittiği bir şeyde konuşuyoruz. Yani bıçak sırtındayız. Yani nerede hata yaptı diyebilmen için. Hasan abi, peki, diyebilir miyiz abi ya? Bu dev adamlar, bu insanlar itikat ve imanı ayrıştıramamışlar. O sistemi anlayamamışlar mı diyeceksin? Yok, anlamış. Baktığı yer. Her bir şey diyecek. Abi o büyük zatlar hem şehit hem şahitlerdir. Yani muhtemelen hepsi değilse de. Onlar şimdi öteki alemden şu çalışmaları izleyip şöyle tebessüm ediyorlar mı? Acaba var, kesinlikle itikadım odur. Ne diyecekler? Benim kesinlikle itikadım odur ve saygılı davranmamızdan da hoşnut oluyorlar. Hasan abi, pervane pervane. Bakın pervaneyi bir düşünün. Bir tarafını sıfat, bir tarafını esma diye düşünün. Biri birisiz olabiliyor mu Hasan abi? Pervaneyi niçin düşünmüştüm biliyor musun bir ara? Ona bir örnek vermiştim. Size vermiştim. Zamanla. Pervaneyi hızlı çevirdiğimiz zaman boşluk var mı? Yok. He Osman? Hepsimiz. Yok değil mi? Durdurduğumuz zaman pervanenin yarısı boş, yarısı dolu değil mi? Ha. Yarısı vücut, yarısı adem. Mevcudat ilimden kudrete, kudretten ilime o kadar hızlı geçiyor ki orası dolu görürüz. Oysa her varlık ademle vardır. Bu çok önemlidir. Yani ademsiz vücut yoktur. Olursa vacip olur. Ona örnek vermiştim. Bu çok önemli bir şey. Bunu keşke bir iki dakikalık böyle bizim kardeşler istifade etse. Hasan abicim bakın şöyle düşünün. Ben bir türlü tefekkürümü anlatamıyorum, patlayacağım herhalde. Şimdi bakıyorsunuz bir tarafı sıfat pervanenin, öbür ucu esma mı? Hangi pervan neresi diyorsun? Helikopteri düşünün Hasan abi. Tamam. Helikopteri düşünün. Şu an şu ucundan şu ucu mu? Evet. Helikopterin bir ucu pervanenin esma, bir ucu sıfat. Tamam. Diye düşünün Hasan abi. Şimdi sıfat esmasız olamaz. Esma sıfatsız olamaz. Biri birisiz olmaz. İkisinin bir arada olmasıdır. Tamam mı? Yani baktığınız zaman bakıyorsunuz pervane. O pervane dönmeye ve helikopteri kaldırmaya başladığı zaman helikopter havadayken pervaneyi görmüyorsunuz artık da. Helikopter dediniz sadece helikopterin o uçan bölümü. Kabin, oturduğunuz bölüm. Pervane daha yok artık. Görmüyorsunuz. Sıfatı, esmayı görmüyorsunuz. Artık ben varım dediğiniz noktaya geliyorsunuz. O da aferin. Helikopter itikattır. Pervaneler sıfatlar, esmalar. Bu manada ki tefekkürün bu konuda hoş oldu. Oh. Yok, tamam. Aferin demese susmayacağım. Çözmüş oldu. Çözmüş oldu. Olayı bitti. Çözmüş. Zorlu, zorlu aferin bitti ya. Su bir buz ya. Şurası fark, Evet, şu mezheplere gelelim abi ya. Yok, şimdi ben Adem'i yazdım da, burada, Adem burada var mıydı? Adem var, 19. sayfada, bir de 251. Esma'nın Adem'i sıfat mı oluyor abi yani? Yok ya. Gibi. O zaman abi şey dersek... O çok ağır bir tabir olur ama sen kastettiğini bildiğim için. Şimdi abi. Abi özür dilerim. Hakkınızı verdim. Ben dur özür dilerim. Şimdi abi tahtayı deminden beri çekeceğim. Tahtayı sıfat düşünelim. Sıfat. Biz buraya yazıyoruz ya abi. Bunlar esma, cilve, cemal, suret ortaya çıkıyor ama bu tahta ademi. Zaten onun içinde olanları yansıtıyoruz biz. Yani dimağımız sıfat diyoruz ya, içimizde olanları yansıtıyoruz oraya. Zaten onlar orada var. Yani şurada cilve, cemal, nakış sureti gözüküyor. İkisi bir yani. Biz üstüne kazıyoruz gibi düşünelim yazdığımızı. Aynı örneği burada yaptığınız gibi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuraya tahtaya geçmiş birisi bir şey yazıyor değil mi? Buraya yazdığını zannediyor. Bu burasıyla burayı kazıyorsun. Gösteriyor. Buraya falan yaz. Yok. Sureti budur.
buraya yansıyan kazıdıklarındır. Benim dimağımda da hepsi gözüküyor yani. Sen şimdi söyle. Abi şöyle, Adem'i biz tarif ederken hep anladığımız birinci metot, Adem yokluk içlik değildir. Ucuzsuz vücut. Ucuzsuz vücuttur. Fakat şu var, Adem'in başka bir boyutu da bir şeyi izah ederken, kalemi izah ederken defteri kullanıyoruz ya. Yani zemini. Tamam. Kullanmıyoruz. Kalem ve defter birbirinin ademidir aslında. Çünkü birbirinin vücudunu ortaya çıkartıyor. Doğru. Esma, sıfat ve şuunat da birbirinin vücuduna ihtiyacı olan birbirine izah etmek için zeminler. Doğru. Aynı zamanda ademdirler. Evet, doğru. Başımıza. Şey sorsam abi hemen soralım. Yapın haberin de abi. Adem şeceri kalpte çıktığı yer neresidir? Daire ilindedir. Aşağıda. Tabii. Yukarıda olması olacak bir yer yok mu? Yok. Burada çünkü mesela hele ağaçta esmaların perdesi istedik. Ama daire ilme indirdiniz yani. Ama suretini çayıyorsun abi. Tekvin sureti oralara çıkartacağım. Tekvin de zaten tekvinle karşılaştırılıyor. Ha, kaynağını mı diyorsun? Kaynaktır. Kaynağı tekvin sıfatını. Tekvinle karşılaştırılıyor. Yani nerede şey çıkmıştır? Yani mesela diyelim ki tekvin var ya sıfatı, sıfatı sıfat. Tekvin içinde. O sıfatta da inmiş. Sıfata inince ne yapmış? Adem şeceri katte zati sıfatın içindedir diyorsun. Tabii tekvini de yapmıştık ya. Zatiyeti ya değil. Zatiyeti. Zati sıfatı. Ama aşağı inmiş mesela. Aşağı inince şu aşağı zaman. O aşağı zaman Cebrail'in ademi olmuş. Geçemiyor ya. Yani girmeyelim ona işte. Tamam uzun işte. Ama biraz ona konuştuk biz kendi aramızda. Öyle be. Ama yani bir şey çıktıysa, çıktığı yer, mesela bu buradan bir çıktı. Çıkmadan önce neredeydi bu? Bu çıktı, buraya geldi. Buraya gelmeden önce neredeydiyse, buraya mı geldi? Buraya gelmeden önce bu, buraya göre Adem'dedir. Yani o zaman zattan ilk tayin ve şey başladı. Tayin evvel. İşte ilk o aşamada şey çıkmış oluyor. Zaten zattan ilk tayinleşmede tayin çıkmış oluyor. Bayağı çıkmış oluyor. Zaten şöyle geçiyor. Vücud ilmeye perde olmuş bir ruh vardır. 59 mektubat. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Ama itikattan çıktın ki ama. Hasan abi. Olmuş. Sanki az önce dediğinizi ben farklı anlıyorum Hasan abi ya. Cebrail bir noktadan sonra geçemedi ya. Orası onun ademidir diyorsun mesela. Ben de sanki tam tersini düşünüyorum. Ademinin olduğu yerde kendini gösteriyor. Ademinin olmadığı yerde yani her şey zıttıyla kayımdır diyorsunuz ya Hasan abi. Yani şu anda 10 derece sıcaklık varsa o sıcaklığın içinde bir de soğukluk var. Yani bunu bu derecede tuttuğu için. Yani Cebrail orada. Cebrail'in ademi Cebrail'in göründüğü yerdedir. Cebrail'in görünmediği yerde Cebrail'in ademi yoktur ki görünmüyor. Evet. Bu da güzel. Afiyet. Ama ben de diyorum ki hakikatte Adem yoktur. Hayır, yok olabilmesi için girmesi lazım. Nasıl hocam? Yok oluyor işte. Girince yok olur. Artık Cebrail olmuyor bak ondan sonra. Ondan sonra oraya giren de sen de varsın. Ben de varım. Cebrail de var. Oraya giren de artık hepsi var. Cebrail olmuyor o. Mehmet de olmuyor. Gafur da olmuyor. O oraya giren girmiş oluyor. Afiyet. Demiyor, deli olacak. Konuşturuyorsunuz ya. Devam edelim biraz. Adem'e girersek. O ayrı konu. Esbab dairesinin hakikati itikat dairesi ise, itikat dairesi esma-i hüsnaları sıfat-ı zati ve subutiyeleri içine alıyor. Esbab dairesinin hakikatleri sıfat ve esmalar. O zaman itikat dairesindeyken esbab dairesine bakma. Esbab olacak. Esbab olmaz. O zaman itikat dairesindeyken esbab dairesine bakma. Hem esbab dairesindeyken de itikat dairesine bakma. Yani ne yapacağız? İkisini cem ederek bak ki cebriye ve mütezili olmayasın. İmanın yeri kalptir. İtikadın yeri ise dimağdır. Dimağ kalbin makis efkarıdır. Kalbe bağlı.
Şimdi buradan ne yaptık? Daire itikad, yani bu insanların hep aldı zamanımızı. Ama çok ciddi bir şeydi. İtikadın ifrat ve tefritini bulduk. Ondan sonra itikad beslenen ilim ve kudretti. Ondan sonra itikadla daire esbab daireleri var. İtikad dairesiyle esbab dairesi var. Esbab dairesi deyken, çünkü seni yutuyor. Çünkü esma yok, sıfat var. Şu mevcudat esbab dairesidir. O sıfatların, çünkü adem de var mevcudatta. Yani her şey var. Bu basit değil. Esbab dairesindeyken, itikada bakarken, cebriye, mutezil olmamak için usulü elinde bırakmayacaksın. Şimdi bize ders verecekler. Eğer şataat olmaması için senin hayatında, kalbin ve ruhun derece hayatında değilsen de oradan konuşuyorsan, esbabı da nazara alarak konuşacaksın. Bu bize ne veriyor? Bir örnek vermiştim. Ders yaparken kalbin ve ruhunla daire-i itikattasın, esbaba bakamıyorsun, umrunda değil adamın durumu. Bu sefer ne yapıyorsun? Cebirci oluyorsun. Yani bu bilgiler ne işimize yarayacak? Eyleme dönüştürüyorum. Beni biliyorsun, çok seviyorum fiil, yani davranışlarımız, kelamlar, suretimiz, dima, kalp ve ruh, dört. Ne işimize yarayacak? Daire itikatta olan bir insan kalbiyle, ruhuyla esbaba bakarken esbabı kale almaz. Cebri mezhebi olur. Esbabı yırtar atar, kale almıyor. Belki o mesul değildir, metsuptur. Ama uyanık olanlar mesuldur. Ya bunlar ne işimize yarayacak? Ya bunu bildir, Cebri'ye böyle yapacağım. Tamam da bana ne kâr edecek? Hayata indirgin. Sonra, yoksa tembellik olur. Tembelliğe dönüştürdü başka bir yerde de. Doğru. O bizim şey değil. Allah rızık veriyor diyor adam tembel. Doğru. Tembel adamlar cebirci adamlar. Allah benim ağzıma indi ağacı koyacak. Ne zaman? Sebeplerini. Yani peki eve uygulayalım. Bu meşrebi, bu konuştuğumuz eve uygulayalım. Biz bu dersten çıktık. Bu ders onlar biliyor. Bu senin kazanımla arkada kazanım var mı? Sen desin ki ben ne kazanım? Ya adam değilim. Ya tamam, o tarafını öyle. Bizim beşeriyetimiz de var ama bu tarafına da sen nefsinin hatırı için temas yapacağım diye ketmetme. Zulmetme. Tamam. Hakikati kazarken batıl başına düşer şimdi. Eve gittik. Bunlar peki itikat dairesinden çıktık. Ya veyahut esilindeyiz derste. Esbab alemini ya. Bırak hanım ya. Ne pazarı ya. Fani. Tamam, fani dünyası ya. Tamam. Veya şöyle şöyle evdeki kavgaları onların seviyesine inememek. Yani kendi itikadındayken daire esbab dediğimiz muhatabın konuşurken diyor şeyde muhakematta, onların fikriyatlarını, hissiyatlarını, temayülatlarını, yaşlarını, cinsiyetleri, kültürlerini nazara alarak konuşamazsan, ya ona zulmedersin, zulmedersin, ya tahakküm edersin. Ortadan yapamazsın. Sizin çok güzel bir misaliniz var ya Hasan abi. Yeni doğan bebeğe bana çok iyi geliyor diyerek köfte yedirmek olur mu? Olmaz. Olmaz. Herkese... Yani bu dersi niçin buraya uyguladık? Yani bu ders eylemde ne olacak? İtikatı anladık. Cebriyedi ve mütezile çıktı. Ehl-i sünnettir. Aa falan. Tam da ne işine yarayacak ehl-i sünnet? İkisini beraber bakacaksın demektir ehl-i sünnetse. Evde ya cebriyiz ya mütezileyiz. Ders yaparken ya mutezileyiz ya cebriyiz. Ehl-i sünnet olacaksın. Yani, yani mesela diyelim ki devamlı izah yapıyor. Bir cümle okuyor, izah yapıyor. Mutezilesin. Tamamen esbabı nazara aldın. Hakikati unuttun. Hakikati kekmettin. Mutezilesin ya. Derste mutezilesin. Tamamen düz okuyorsun. Tamamen cebriyesin. Çünkü esbab hiç kale almadı. Çünkü o esbaba göre tecelli ediyor. Sen metni boz demiyor. Risale'ye zarar veriyorsun demek. Risale-i Nur değil bu. Risale-i Nur şudur ya. Şu.
Bunu ek, ek mi yapıyorsun? Yok. E Kur'an hakkında konuşmuyor muyuz kürsüde? Kur'an'ı ek mi yapıyoruz ki Kur'an'ı bozuyoruz? Misal. Kur'an'a 350 bin yorum getirilmiş tefsir. Kur'an'ı bozdu mu? Kur'an'ın en büyük tüm tefsiri hadistir. Bozdu mu ya? Abi Zübeyir abinin bir hatırası var. Yanında kalan bir abi diyor ki ben izah yapıyorum diye abi diyor. Diyor ki sen Risale-i Nur okuyor musun? Okuyorum diyor. O zaman senin izahın diyor Risale-i Nur'dandır diyor. Evet. Şimdi mesela bir saat oldu belki fazla oldu konuştuğumuz. Vicdanınıza soruyor. Nereden çıktık? Nereden izah yaptık yani? İnsan dışında neredeyiz? Celaleddin Suyuti'nin metninde böyle geçiyor. Naklettik mi? He? Teftizani şöyle diyor, Zemahşeri böyle diyor. Aa buraya dedik mi? Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Niye böyle diyorsun? Niye böyle? Ha tamam. O doğru. Yanlış değil. Cebriye makamındasın. Esbabı hiç kale almamak, yani dersi uyguluyorum da, yoksa bir şey değil. Hani Cebriye, Mutezile, Elbisine, hayatta ne işimize yarayacak da bu kadar konuştuk. Evde Cebriye olmayacaksın, evde Mutezile olmayacaksın, Ehl-i Sünnet olacaksın. Ne demek? Kalbiyle, ruhuyla, kendi dünyana perdeyle böyle koyup da o merkezde yorum yaparsan sen Cebriye'sin. Evde Cebriye'sin. Kendine göre, onu hiç kale almıyorsun. Esbaba. Eğer yok, evi esas alıyorsun. Yani o itika insanın kalbi, ruhu da varmış. Demiyorsun. Siz beden, uşkurluğu, mide ve uşkurluğu esas alıp ruh kale almayan mutezileyedir. O ikisini de cem edecek. Ne yapacak? Diyecek ki bu insandır. Et ve kemikten ibaret değildir. Bunların duyguları vardır. Bunların içsel yapısı var bu insanın. İnsan suretindeki mahlukun. Bir duygusu var. Ya bir batını var, bir mülkü var. Tamam. O zaman kalbiyle ruhu alemimizde var ya, onu nasıl bakarsak, esbabı ortadan kaldırırsak cebriyiz, esbabı esas yaparız. Tabiatımızla, kendi doğamızla, tabiat dedi, vehmi ve hayalimizde. Bak ne kadar güzel bir şey getirdi ya Allah aşkına. Ya. Bu kadar güzel izah mı olur ya? Ustada bak, cebriye diyor kalbiyle ruhuyla, mutezili, tabiatiyle, vehmiyle ve hayaliyle diyor işte. Ya bu nasıl ya? Deli olacağım ya. Ben o metni okuma bakmadan gidemiyorum, nefes alamıyorum. Ona da aynı şey söyle, kalbiyle ruhuyla diyor. Merkeze geçtiği için. Esbab alemini esas yaptığı için nedir? Kalbi ruhu değil, tabiatı. Kendi meylini Risale'ni zannediyor. Kendi doğrularını genel doğru zannediyor. Ben zannediyorum ki şu ders yapmanın en iyidir. Buna da başka iyi yoktur. Diğerleri kaziptir. Vallahi şeyim ya. Mutezileyim. Hiç kimse dememiş ya. Bunu ancak peygamber der. Çünkü Cemil'dir. Cemil Ezdar'dır. Yani mutezile demek esbabı esas almış, öteki tarafı melekut tarafı hiç kale almamış. Buna şey deniliyor. Tatil deniliyor. Tatil. Tatil mezhebi de buna benziyor yani. Her şey zahirdedir, gözüktüğü gibidir. Ne okunuyorsa odur. Tamam. Bu budur. Değildir. Mesela uyguladık mı abi? Bunda anlaşıldı mı? Biraz hem uyguladım hem hayatımızda çok şey o medarbas olan şeyleri uyguladık. Yani. Mesela çocuk, ailenin çocuğu biliyorum ben ufak. Bunu da biliyorum ama sen büyümüştün. Şimdi o mezarda gezdireceksin. Ya Allah Allah, yarım saat buna geçti. Ya çok günah değil mi ya, yarım saat? Yarım saat çocuğu gezdirdiğin yarım saat kalbin ruhuna bakarsan vallahi israftır. Fakat bir de şöyle bak. Yarım saat aklımı, kalbimi, ruhumu, eylemim malzemesiyle çocuğumun ruhunu inşaat yaptım. Çocuğu inşaat yaptın, inşa ettin, inşa. Kendini ona verdin. Sen kendin dolaşıyor zannetme. O çocuk senin yanında görmeyle onda ne oluyor? İki kelam etmeyle onun ufku ne oluyor? Aslında boş değil o. Ben mesela dostlarım geliyor, siz de geliyorsunuz, akrabam geliyor. Onlarla yarım saatte veriyorum. Ya bu kadar şeyin içinde ben bunu niye söylüyorum? Yani ben uzatmıyorum bu konuyu. Onlar ne yapıyor? İnşa ediyor. Onların yanında bulunmak, teveccüh etmeyle. Belki bunları okumaktan kafamı kaldırdım. Bunun ademidir ama onun vücududur. Evet uyguladım. Çocuğunuza zaman ayıracaksınız.
Biz başkasının çocuğunu düzeltmeyle anamız dinimiz ağlıyor. Kendi çocuğunu kim düzeltecek? Gidiyor kadın. Analık yapmıyor. Cebriye ve Mutezili'yi anlatıyor. Kreşe veriyor. Analık yapmayınca başka kadının analık ispanlaması yapıyor. Çatma ana veriyor. O ananın parasını kazanmak için para kazanmaya gidiyor. O analığın parasını, maaşını kazanmak için başka yerde para kazanmaya gidiyor. Para kazanma. Çocuğunu ana da sen ol. Ya Mutezili'yiz ya Cebriye'yiz. Peki, burayı da geçtik, kurşun kalemle şey yapalım. Ver bende. Çay, kahve molası. Verelim mi? Verelim abi, ara oldu. Ama şey demedi ama. Ben demedim. Zorluyorsa ama demiyor. Evet, kendim evet. Birisi dese de. O zaman, başlayınca buradan başlayacağız. Ha, tamam, tamam buradan başlayacağız. Yerimiz belli. Kaç abi? Kaçtan başlayacağız? 247'den başlayacağız. El-Fatiha. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. İtikad 4 dersin ikinci parçası. 247 sayfa. Büyük işaret edeceğiz 47. Evet, dünya hayatında sebepler dairesi itikad dairesine galip ise de ahirette akaidin hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesine galebe çalacaktır. İtikad, sebepler dairesinde aktif işliyor ve onlarla yapılanıyor. Ondandır ki ölünce itikad bitiyor, yakınıyor mu? Yakini başlıyor, yakiniyet yazılacaktı. Bitiyor, yakiniyet başlıyor. Yani hakikatler perdesiz tecelli ediyor. Ama iman yani eminlik ise sonsuza kadar devam ediyor. Orada hakikat galip. Burada esbaplar galip. İşte bunları Cebriye ve Mutezile ayıramadıklarından, yani cahil olduklarından değil, haletlerine mağlup olduklarından, yani usulle, prensiple yürümediklerinden. Erdinç buradayız değil mi abi? Tamam. Biri ifrata, biri de tefrite girdirir. Bunlar nasıl çıktılar? Nerede hata yaptılar? Diye soru sorduk. Yani diyor. Görüyorsunuz değil mi? Elinizde metin. Evet. Şimdi metin okuyorum. Daire-i esbaptayken bunlar hatayı nerede yapmış? Daire-i esbaptayken yani bakın doğasıyla, tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle sebepler dünyasının ölçüleriyle itikada bakan adam itizale girmeye mustar kaldığı gibi. Bakan adam, evet. İtizal. Yani demek ki mutezile olursun kardeşim. Kendi tabiatına mahkumsan, kendi ilmini esas alır, değerlerini nakıs görürsen, basit aşağılık görürsen, tepeden bakarsan, sen mutezilesin. Çünkü tabiatıyla bir, unutma. İki, ne diyeceğiz? Bakma oraya, ne olabilir? Tabiatıyla ezberleyelim üç tane şey. Neydi arkadaşlar? Tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle. Bakarsan o merkez, ben menşelidir bu. Tabiatın, vehmin, tabiat, fıtrattaki meşrebin, tabiatın yapın. İki, vehmi, dima. Üç, hayal. Merkezi koyar. Herkes yaparsan sen mutezilesin her şeyden. Aykarı kocalıkta mutezilesin, iş yerinde mutezilesin. Dershanelerde mutezilesin, hizmette de öylesiniz. Yani hepimiz öyleyiz, hepimiz öyle olur. Kavga, gürültü ya mutezili olmaktan kaynaklanıyor hizmette ya da cebri olmaktan kaynaklanıyor. Dershanede kavga çıkartan, hizmette kavga çıkartanlar kimse ya cebriyelikten
Cebriye meşrebinden veya Mutezile meşrebindendir. Bu daha ikinci daha çok galiba. Biraz zan gibi kuvvetli zan var. Artık evet. Için. İtikat makamı ve dusturları içindeyken de ruhuyla ve kalbiyle esbab dairesine nazar eden adam da her şeyi taht-ı nizamına almış olan, ya mesela inisal zihniyet buradan çıkıyor. Meşiyet-i ilahiye karşı tembelane bir tevekkülle, hani dedim ya buradan okuduğum için söyledim birinci derste, yani itikat makamının usturlarındayken ruhuyla kalbiyle bakınca adam tembel, itikat neymiş ya şey, esbab alemi neymiştir, yani gerek yok diyor, zaten Allah'ın dediği oluyor diyor, olacak diyor, o hakim diyor, ondan başka bir şey yok diyor. Bu adam nereye fiilen ya Allah'a iftira edercesine tevekkülü, tembelliği. Bir de anlatırsan temerrüt ya. Temerrüde netice veren bir atalete girme namzettir. Ya sıcak verse, şu kahve şey yaptı da boğazımı. Soğusun. Bakın, bir daha arkadaşlar, uygulanmayan bir şey yüktür, almayın. Uygulanmayan bir ders yüktür. Onu Kur'an'da kitap yüklü merkep olarak benzetiyor. Yük taşıyor, başka bir şey yok. Değişti mi keşik? Kitap taşıyor ama. Değişti mi eşek? Eşek eşek. O zaman yük taşıyor. Sizi değiştir, şeyi değiştirmeden dönüştüren, yani tabiatınızı değiştirmeyecek ama sizi dönüştürecek. Kıblete, böyle dururken kıbleye böyle duracağız. Yani bize yüktür arkadaşlar. Kalbiyle, ruhuyla itikat kendi aleminde bakıyor. Bu adam Cebriye'dir. Oy, kırdama. Yapma öyle. Abi ama şey işte hocam şeyhim. Tamam, yok. Tır. Ne dedikse o. Hayatın her taraf safhasında Cebriye varmış ya. Şimdi anlaşıldı değil mi Cece? Evet. Yani her tarafında Cebriye varmış ya. Daha çok Cebriye de kokuyor. Tabiat perestlik de kokuyor. Bakan adam böyle. Şimdi bunu fark ettiğin zaman insan, yani böyle uygulamaya dönüştürdüğün zaman insan tüyler ürperiyor ya. Bundan sonra ben bugün ders yaparken mutlaka sizde olduğu gibi bende de bu mevzu anlatılırken aleminizde birileri canlanmıştır. Öyle oluyor. Ama en güzel canlılık sen olman lazımdı. Başkası olmuyor zaten. Sırıtıyor. Başkası oldu mu olmuyor. Mesela ben bunu çalıştım ya, yazdım da onu. Okurken benim alemimde burada akşam ne oldu? Dedim ki, ufak kağıt var şurada. Bu konuda ben cebriyelik yaptım o tarihte. Başka bir kağıt aldım. Bunu okurken. Falan yerdeki hadise var ya, yazdım. Yazma, düşünme diyor. Yazdım. Ve çöpte bak hiçbir şey yok. Hepsini attım, kimse görmesin. Sabah uşattırdım. Falan tarihte falancaya yaptım, davranmış mutezile taraf oldu. Ben değil. O kendime de fazla zulmetmeyin. O da zor durumdaydım. Şuna yaptım ya orada, bunu böyle dedim yaptım. Orada ehli sünnetçiydi. Demek ki dört. Bunları topladım ha alt alta. Onu boşuna yapmıyorum size. Artı. Benim hayatımda cebriye mi galip, mutezilelik mi galip, ehli sünnet mi galip? İddia ettim boşver. Ben ehli sünnetim. Yok. Ehl-i sünnetin. Hayatında cebriye kokuyor, ehl-i sünnet. Hayatın, ev cebriyesi. İş yerinde mutezilesin. Kendine hem mutezile hem cebriyesin. Sorulduğu zaman ben ehl-i sünnetim. Neden ehl-i sünnet? Kitap okuduğun zaman ehl-i sünnet. Bunlar, vallahi dedim ki,
Allah hamdolsun. Yani cibrilik fazla çıkmamış. Çok az. Var ama çok azdı. Baktım Mutezile biraz da garip. Mutezile. Ama şuralarda evli sünnetçilik yaptık diye. Bu kağıtları topladım. Sonra kimse görmesin belki çöp işi yaparlar diye. Ortadan kaldırdım. Hangi sahada cebrilik yaptım? Niye anlatıyorsun? Yapın. Ne olur yazın. Düşünmeyin. Düşündüğünüzü yazın. Kendi başkasını başver. Ben şuna çok sert eleştirdim. Ben ruhuyla kalbimle kendi dünyamdan baktım. O adamın iç dünyasına bakmadan neyi temsil ediyor? Cibril. Bu konuda sırf çocukluğu insanları nazara aldım. Gelen insanları aldım. Esbabı çok ihtimam ettim. Hakikati da incittik. Mutezil. Zaten bu yöntem kendimizi tanımaya vesile olacağı için bu zaten olması gerekmiş. Evet. Biz hep bırakmışız bunu. Yani he Faruk'um. O şeyde Kadir-i Sersin Fatih işte var ya. Dört hatve. Nefsiye, tezkiye nefsiye etmemek. Ayıpları ve kusurları görmek. Noktasını mutezile ve şeye bakan noktasını. Evet. Zaten sordum dün akşam. Kaden dersi vardı. 52 dakikalıydı. Hani dinlemenizi tavsiye ederim. Çok hoştu. Dört hatve var. Kader Risalesi'nde oranın ne işi var? Enfusi dersi o. Kusurları dürüstte etmek, şey yapmak, tezkiye nefsiye etmemek. Kendini merkeze koyma vesaire hatırladım. Bilen insanlarsınız siz zaten. Kader-i Sersin için ne var orada ya? Bir de yani normalde hani bunun başta olması gerekiyor aslında değil mi? Sebep yani şey noktası. Evet yani şey. İnsan bir de o noktası var. Demek ki kaderi anlayan o dört şeyi vasata getirebiliyor yani. O anlıyor. Yani Kader-i Sersin kendini tanıma risalesi. Zaman artist fark. Şefkat ve tehlike efektif vasata geçiyor. Evet. Şimdi abi bir şey sorabilir. Rüyan görürken bu kulak duymuyor. Bu göz görmüyor. Öyle değil mi Hasan abi? Bu beden değil hareket eden. Yok. Fakat buna fatura çıkıyor. Tamam mı abi? Tamam abi. Ha. Peki cebriye olarak hareket ettiğin zaman fatura mutezileye çıkıyor mu mutezile tarafına acaba? Onu dedi şimdi. Yani hayaldesin, rüyadasın diyor. Zor anlaşılıyor. Değil o. Öyle demedi yani. Hiç düşünmedim. Kalp ve ruhun dereceyi hayatında yaşarken verdiği hükümlerin 37 tarafıma verdiği evet. Hükümleri. Mesela ben, birinci derste bir şey tefekkürüm oluştu. Ama hangi tarafıma düşündüm? Cebriye tarafıma belki düşündüm herhalde. İzah etmeye çalıştım böyle, anlatmaya çalıştım. Bir türlü ama beni taraftaki şu beden nasıl bir tepki verdi veya burada nasıl bir hava oluşturdu belki fark edemedim. Ama bu tarafa da muhakkak bir faturası çıktı. Bazen karşımdaki insana cebrilik yaparsam ondaki mutezileyi ben uyandırıyorum. Sebep benim. Ben karşı kendimi mutezile gibi davranırsam kendi mutezile. Bırak o mezhep mezhep. Mutezile biziz ya. Yani. Hmm. Bu sebep onda cibriyeliği ben çıkartıyorum. Ve onun sebebi de benim. Günah da bana aynı. Hmm. Bu tarafı da var. Hmm. Mesela uygulayayım. Kızım, hanım, bak. Saat kaç oldu lan? Başka ne yatsın lan senin namazın? Lan bitiyor lan 10 dakika kaldı lan. Şu kadına bak bir de. Bir de ne olsun? Kırma lan sen zaten. O da desek lan senin için mi kılın? Kılmıyorum lan sen. Senden dolayı nefret ettim şu namazdan. Desen sen onun nesini attın? Mutezileğini, mutezile sıfatınız, meşrebini cebriyeliğinle sen aktif ettin. O mesul olduğu kadar sen de aynı o kadar mesulsun. Hatta mahkemede diyor ki daha mesuldur diyor. Nasıl mesuldur? İfrat diyor, tefrite sebep olduğu için diyor, ifrat daha musirdir. Hayatın her safhasında cebriyelik, ifrat, tefrit var ya.
O ustad da diyor zaten. İfrattır Cebriye, tefrittir Mutezile. Ne kadarımızdır hayatımızın her safhasına girmiş. Allah aşkına ifrat, şey, Mutezile, Cebriye kitaplarda okuduk bıraktık. Lan oysa ben Mutezileyim ya. Ne biçim insansın diyor ya. Ne biçim lan insansın lan. Hiç taraf duygun yok mu ya. Nasıl onu bir şey yapıyorsun? Deme öyle ya. Dur zaten onun alemde mi var? Ama kanı almıyor ya abi diyor. Alır. Senin kadar hazinesi yok ki. Yani ben namaza titizliğim, hassasiyetim. Ben Allah aşkına söyler misin? Hassasiyetim. Benim bir yeğenimde olur mu? Kardeşimde olur mu? Diyor ki, ya dedim akşamı kılalım. Biraderim. Aa şurada cam vardı. Abi diyor, dükkan 15 dakika kaldı. Bu akşam olsun ya diyor, yarım saat kalacak diyor zaten. Şu 45 dakika var diyor. Tamam kılalım. Niye 15 dakika geç kılalım? O oradaki rahatı düşündüm. Ben namazın geçirmesindeki şeyi düşündüm. Evet. Mutezile miydiniz siz o anda? Ben Cebriye'ydim. Cebriye miydiniz o anda? Evet. Kalbim ve ruhum merkeziyle baktım. Evet, evet, evet. Ona inemedim. O olamadı. Nasıl olacak? Vasatı ne olacak? Vasatı diyeceksin ki kardeşim orada. Onu da nazara al. Bak bakalım onun durumu hakikaten. Belki donu pis diyemiyor bana. Hmm. İşin, yani öyle donu var. Belki mazereti var. Tamam mı? Yani öyle gidip temizlenecek. Temizlen veya başka bir şeysi var. Ama her şeyi diyemiyor bu kadar ısrarına göre. O olursam anlardım tabii. Ben o olmadım. Hep ben olduğum için direttim. Diretenler hep ben olmaktan kaynaklanıyor. Bir de sen ben olsana ya. Bir de ben ol. Peki orada şeriat mı kullanmak lazım? Mesela? Şeriat ikisini nazara aldığı için en üst sünnettir. Yani şeriat vakit içindeyse desek... O bir sebeptir. Namazı geçirmiyor. Namaz geçmiyor. Ama ben evvelinde kılayım diyor. Onun da namazı namaz. Sonra da orada kılsam namaz namaz ama... Ama belki donu çamaşır müsait değildi. Demiyor, diyemiyor. Şey, takvayla biraz da alakalı galiba. Hasan mesela siz ben burada kılacağım diye diretseniz o kılamayacak. Ve siz yarım saat veya 10 dakika daha erken kılarak takvanızda artış yaptığınız anda onun bütün namazı kaçırmasına sebebiyet vererek bir tarafında günah girecektiniz. Mesela ne yaptı sonra? Evet. Gitti. İkinci kadar çıktı. Güzel eşyalarını giydi. Namaza durdu. Meğer tamirhane iş çamaşır bilemem. Tamirhane elbiseleri namaza mani zannediyordu. Namaz almadım. Namazı kıldıktan sonra dedim ki isterseniz her tarafınız yağ pas olsa namaza mani değil. Çünkü kir necis değil. Hatta İstanbul Belediyesi'nin dedim kanalizasyonda çalışan bokla affedersiniz uğraşan kanalizasyon bokla uğraşan memurları yok mu? İşçileri yok mu? İniyor da dakika başı iniyor. O namaz kılmayacak mı? Hey abi dedi. Ne yapacak o? Ben neye benzer ben sana anlatayım dedim. Biz dedim boyacı mıyız? Yok. Badana yaptık. Elini bakacaksın namaz vakti geldi. Bir tane gram kalmayacak. Boyacı değilsin çünkü. Sonra namazı kıldıktan sonra badeo çıksa iade edeceksin. Boyacıysan, mesleğinsen yıka fazla inceleme. Mesleğin bu çünkü. Allah. Bir daha çıkarsa çıksın. Allah. Şey, bu ne yapıyor? Çıkıyor. Kur'an'daki bir ayeti başka ayetle neshediliyor. Şimdi siz ehli sünnet olarak baktınız Hasan abi o zaman. Evet. Sonra baktım, sonra dedim ki bak kardeşim bu çamaşır mani değil, şey de mani değil. Abi dedi o zaman dedi iş çamaşır da mani değil. Tamam. Değil dedim o. Değil. Ben mesela dedim. Bunları anlatırken, şey olsun diye, ben yatarken iş çamaşırımı değiştiriyorum. Gündüz onunla ben namaz kılmamaya çalışıyorum. Hmm. Ama böyle bir kaydı var mı? Yok. Ama benim şeyim yani. Ama demek ki bir şey bilmiyorum. Yani ya cebri oluyoruz, yok ya bırak ya lan bilmem ne adam ya namaza bu kadar şey değilsiniz desem cibriyesin. Kalbin ve ruhunla bakıyorsun. O an mütezile. O zaman bir şey adam tepki verdiyse, kadın tepki verdiyse ona sen sebebiyet verdin. İfrat ettin çünkü sen. Ya ben ne dedim abi ya? Bir tane şöyle diyorum.
Abi namaza kalk dedim diyor ya. Olanı anlatıyor. Ben ayak kurmuyorum şu an. Namaza kalk dedim eşim diyor. Kalkmıyorum diyor. Şöyle diyor bak. Aynısı yapayım. Ya eşime dedim ki. Ya namaza kalk ya. O bana ne git ya ne namazı falan. Ha kendisini söylerken kullandığı ıslama bak. Kadını yaptı böyle. Buna dedim ki sen bu ıslıkla mı söyledin? Ya namaza kalk mı dedim. Kalksana ya. Ha ne namaza kalk. Abi işte biraz. Ama sen kendini anlatırken namaza kalk dedim diyor. Onun öne dedi. Ya senin bu namazın ya senin için. Bak onun için kullandığı ıslama bak. Nasıl takdim ediyorsun? Sonra diyecek Hasan abiye sordum. Öyle dedi. Hasan abiye bunları bu uslupla söyledim. O da böyle dedi. Diyeceksin. Bu soru sorun değil. Bunları bu uslupla söyledi. Bazıları hizmet adına soruyor. Aksaray'dan, Konya'dan, Kayseri'den, Meşhur Cemaat'ın şundan buna soruyor. Dedim ki bunları yanında mı? Ayzeyaç onlar da duysun. Yok dedi söyleyeceğim. Olmaz. Kavgalı güldü. Onların içinde olacaksınız. Sesi açacaksınız. Hepsi söylediklerimi söyleme üslubumla duyacak. Yoksa kendine göre benim üslubumu değiştireceksin. Benim söylediklerimden daha tesirlidir üslubum. Bak mesela namaz kıl. Namaz kıl. İkisi de eşittir kelam. Ama kelamdan daha mı büyük bu üslub? Mesela namazına kalksana. Bir böyle var. Namazına kalksana. Her ikisinin de hak eden var mı abi? He? her ikisi hak eden değil. Her ikisi olan var mıyım ben? Ben. Her ikisi demeyeyim abi. Evet. Çok üzerine durmadım. Bu ehli sünnetin Cebriye ve Mutezile oluyoruz. Ehli sünnet izliyoruz ama ufak kağıtlara yaz bakalım. Evde mutezile misin, cebriye misin? Her şeyinde değil. Kahvaltı hazırlamasında mutezile misin, şey misin? Bir şey talep ederken abi bunu yapacağız. Abiler bunu yapacağız. Mutezile olmayacağız, cebriye olmadı. Vallahi mutezile olursan cebriyelik yapıyorsun onunla. Cebriyelik çıkıyor onda. Onun cebriye olmasına sen sebepsin. Onun için hakim sordu bana. Niye evlenmedin dedi. Dedim ki en iyisini aradım. Bulamadın mı dedi. Cahillik mahkemesinde oluyor. Herkes de orada dinliyor. Belki burada olan katılamaz mı? Ha sizin yaşamışsınız değil o tarih. En iyisini aradım dedim. Bulamadın mı dedi hakim. Şöyle. Bulamadın mı dedi. Tamam. Buldum dedim. Niye evlenmedin dedi. Meğer dedim o da en iyisini arıyor. Yani beni vermedi. O da herkes aynı böyle. Nasıl gülüyorlar? Nasıl gülüyorlar? Sonra tamam. Böyle bir soru olmadığı için sorulamaz dedi. Tamam geçelim. Yani bak ne yaptım? Meğer o da en iyisini arıyormuş. Ha en iyisini arayınca ben en iyi değildim. Onun için almadı beni demek istedi. Şimdi okuyoruz. Bak Cebriye ile Mutezile ile fark değişti değil mi? Meğer o Haliç'te arıyorduk değil mi Cebriye mezhebini? Aslında onu yazsaydık o defterdeki şey güzel. Yani iman şeyle yazıyor ya. Yaptığımız 225'teki. Yani yani o şekil şeymiş yani. 225. Kıymetliymiş. He? O ayırdığınız tasnif şekliyle. 25 mi? 225 mi? 225'te. 200? E tamam neresi abi? Daire esbaptayken ruhuyla, kalbiyle, işte itikattayken kalbiyle, o yaptığınız kırmızıyla yaptığınız tasnif diyorum. He bunu. Bunu mu? Bunu mu yapalım tersi için? Yani tahtada yazarak şey yapsaydık. Şimdi daire esbaptayken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daireyi itikada bakan ne oluyor? Ha onu yazıyorum. Yani olsa hepimiz daha tamam, çok tamam. Konuştuk madem bak şeye girsin. Tamam abi. Gözümüzden de girsin. Ama buna demek ki Osman abi hakikaten bir şey söyleyeyim mi? Buna demek ki bugün hakikaten ihtiyaç varmış. Ha, üzerinde çok duruldu Hasan abi bunu. Demek ki ciddi bir ihtiyaç varmış. Çevirelim mi abi? Evet çevirelim misin abi? Ben biraz ben böyle alayım istersen. Biraz yani gözümüze çarparsan başka bir manalar da geliyor. Ha, tamam. Ooo. Burası daha çok doluymuş. Tamam sileceksin hemen. Tamam. 38'den kalma. Önce bir hemen siliyormuşuz. Çek. Sen
Cebriye'nin yapıyız. Hemen silah uçur çabucak. Cebriye. Şu anda Mutezile'si. Mutezile miyim aslında? Evet şu anda. Yemedi karşında Cebriye var ya sen abi. Şimdi sen Ali'ye bazen Cebriye yapınca Ali Mutezile oluyor. Oluyor değil mi? Tabii kızıyorsun bu sefer. Ondan sonra o adama ya bak ya. Hala bu kadar ders dinlediği şey anlayamıyor. Daire esbaptan daire itikada bakarsan. Sebepler dünyasının Mutezile. Peki o bana Cebriye davrandığı zaman sonra Mutezile olmadan davranamaz mıyım? Yani davranırsın. Senin ustalığına bağlı. Harika bir soruydu bu. Bu harika bir soruydu. Yani Cebriye ise onun Mutezile'liğini çıkartıyorum. Yani veya Mutezile davranıyorsam onun Cebriye'liğini çıkarıyorum. Dedi ki o bana Cebriye davran, Cebriye davranıyor. Ben illa Mutezile'liği mi çıkartmam? Çıkartmayabilir miyim dedi. Ehl-i sünnet olabilir miyim? Onun Cebriye'sine kadar. Tabii senin ustalığına bağlı. Çok güzeldi. Tebrik ederim. Adamsan. Tabii adamsan ehl-i sünnet oluyorsun. Tamam. O zaman ben devamını getireyim Hasan abi. Evet. Şimdi gittin bir arabayla adama çarptın. Veyahut da bir adamı vurdun. Ateş ettin silahı. Evet. Adam öldürmenin cezası biliyorsunuz farklı, yaralamanın farklı. Bekliyorsunuz. Adam hayati tehlikeyi atlatamamış. Adam hayati tehlikeyi atlatırsa cezanız farklı, atlatamazsa farklı. Burada hak mı ediyorsunuz bunu? Yani bunun ustalığı beni mesela usta olmasa yaptığı yanlıştan ben de sorumlu olacağım. En az onun kadar. Ama onun ustalığıyla beni de kurtarıyor. Evet. Güzel. Sen de çok güzel bahsettin. Sana da affet. Güzel sildin. Yok, bir saniye sana abi. Yazıyor mu? Bak, yazabiliyor musunuz? Bir şey yaramıyor. Sil. Şimdi bir de tamamen. Yani bunu şey yapsak şekil bile olur. Daire esbaptan, daire itikada şununla bakan bu olur. Bundan, evet. Olan bundan buna bakan bununla. İşte Cebriye olur, Mutezile olur. Evet. Çok güzel. Tamamdır. Eyvallah, böyle uyarım. Vasatın ifadesi direkt yok değil mi burada şimdi? Mesela ikisini yazıyoruz yani. Diyor. Diyor muydu? Tabii. Bak, ölü sünnettir diyor. Ruh yani çıkıyor. O hangi, ne yapar, ne yapması bak, lazım diyordu. İfade. Diyor. Nazi bir istikrar yazar mı? Daireyi. Esbapta. Esbap. Da. İken. İken. Tabiat, ok abi, üç tane tabiatıyla. Daire esbaptayken, tamam mı? Şöyle yapacağız. Bir şey boşaltayım istersen daha rahat. Şöyle. Birine daha şu bir istikrar. Birine daha koy, birine direkt var ya. Ondan ne zaman İtikada. Bakan. İstikrar. Vallahi. Hukukta olman lazım. Bu mazim ustalık. Ben diyebileceğim mi burada? Diyor zaten yazmış olsun abi. Ha. Bak, daire esbap. Fesubhanallah. Fesubhanallah. Hayatın içerikleri bunlar hep ya. Hep böyle kitaplara tasnif etmişiz. İlim zannetmişiz. Oysa hayat donmuş ilim. Hayat ya. Ya Cebriye'yi siyaset. Ben etkilendim de ne oldu bilmiyorum. Hep hayat Mutezile ve Cebriyelikte dolaşıp duruyoruz. Ehl-i sünnet üçünde. İnip çıkıyoruz. Oysa onlar temsilcileri veya bizim o halet ve fikriyatımızı temsilcileri olmuşlar. İfade edebilmişler. Oysa biz edememişiz. Onları yaşayarak yaşamışlar. Daire esbaptayken, daire itikada bakan şey, ne ha, daire itikada şeyle, bunu yazacağız. Daire itikada, defterdeki gibi yapın abi. Yok, daha güzel olsun diye. Daha güzel olsun diye. Daire itikada, tabiatı ile, bunu başka kalemle yaparsan, aferin buldum, bugün formundasın. Tabiatıyla
vehmiyle ve hayaliyle. Şimdi dair itikada bakan adam oldu mu şey? Tamam. Bir de bir cümle daha vardı. Mutezile olur. Esbaba şey verir. Tesir hakiki verir. Doğru. Bir ok daha. Bununla istiyorsanız. Bir tane daha. Değil mi? Esbaba tesir hakiki verir. Yani nihayetinde de o. Evet. Doğru. Buna istikbal diyorsunuz abi. He? İstikbal diyorsunuz buna müteziye. Evet yani şey, i̇stikbal. Nerede doğru ama bir yerde doğru. Yok onu da yazalım dedim. İstikbale tamam. Bakıyor ya bu abi. He. Yani tamam. Bu istikbale bakar. İstikbalde doğrudur. İstikbal dağları. Şimdi o da gelecek birazdan. Nasıl anlamadım? İstikbal diyorsunuz ya abi. Bu istikbalde. He. Yani ehl-i sünnet ikisini de kılanır. Bütün batıl değil. Mazide ama doğru, istikbalde yanlış. O zaman şöyle olacak, bunun doğru olduğu yer istikbalde diyeceğiz, üstü de ehli şey. Evet, evet, evet. Ben bunu yazmayayım, bunu yazdıktan sonra tamam. Ekleyecek. Karşılaştırın, şunu hazır, devamı olduğunu göstermek için doğru şöyle yapayım. İkisi de doğru. Bak, tamam mı Osman evet. Bak. Evet, gelecek yani. Gelecek. Hı. Şimdi, şöyle yapayım. Şunu alır mısın? Bir şey daha. Al. Şimdi daireyi itikatta iken bugün doktor yok. Daireyi esbaba bir iki tane ruhuyla bu olacak. Ve kalbiyle değil mi? Kalbiyle imanıyla abi. Ruhuyla ve imanıyla diyor. Bir yerde şey diyor. Başka yerde kalbiyle. Yok işte burada diyor. İşaret edeceğiz 20. Öyle mi? Ruhuyla imanıyla. Notta geçelim. He? Notlarda. Ruhuyla imanıyla bir de şey 250'ye bakalım. 250 de 250 nerede? Kalbi diye biliyorum ama demek ki kalp iman ya. O olabilir mi diye. Şeyde abi Batılı'daki tercümede ruhuyla ve kalbiyle diyor. Evet ruhuyla Batılı. Batılı Mesnevi tercümede o ruhuyla ve kalbiyle diyor. O zaman şöyle yapalım. İkisini cem etsin. Kalbiyle yani şöyle. Kalp iman kalpti ya. Ne iman mı demişti? Birinde iman. İman. Birinde kalp. Aslında öyle. Tamam. He. Doğru ya işte. Çok aykırı değil. Evet. Tezat değil. He. Esbaba bakan seninle bakan adam
Cemiyorum. Bakan adam Cebriye olur olur. Esbaba tesir, esbaba hiçbir tesir vermez. Evet, o ne diyordu? Ne diyor? Kıymet vermez mi demişti? Onu, esbaba kıymet ver. Esbaba kıymet vermeyerek. Esbaba. Kıymet he. vermeyerek aslında tembelcesine bir tevkine nizam-ı alemi muhalefet eder. Nizam-ı alemi muhalefet eder. Esbaba okur musun? Esbaba kıymet vermeyer, vermez. Vermez, vermeyerek. Mesela o cümleyi söyle. Vermeyerek hepsini yazacaksınız mı? He. Tembelcesine. Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkülle nizam-ı alemi muhalefet eder. O zaman öyle yazmayalım da. Nizam-ı alemi muhalefet eder. He. O zaman yazalım iki. Her güzel cümle. Nizam-ı alemi muhalefet eder. Yok, esbaba kıymet. Vermeyerek. Vermeyerek. Cebriye mezhebi gibi. Ama zaten Cebriye'yi anlattık. Tembelcesine bir tevekkülle. Esbaba kıymet vermez. Anahtar cümleleri yazalım. Anahtar yazalım. Vermez. Ondan sonra? Tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı aleme muhalefet eder. Tembelcesine tembelcece olabilir. Çok kalmayacak. Tembelcesine tembelcesine bir tevekkül ile ile nizam aleme muhalefet eder. Nizam aleme muhalefet eder. Bundan sonra bunun neticesini söyleyelim. Yazalım. Neydi bu şuraya nokta? Tesiri, esbaba tesir hakiki verir. Bu kimdi? Bu Cebri, Mutezile üstteki. Mutezile ise esbaba tesir hakiki verir. Onu yazmıştınız abi. Tesir hakiki, ne yazacaktık? Oraya vasatları yazacağız. Vasat halleri nasıl olur? Ehl-i sünnet. Doğrusu nedir? Doğrusu. Mutezile istikbalde doğrudur. İstikbal tersi, dağları tersi değil dereceli. Mi? Mantıken, yanlış olmuyor. Mesela ben istikbalde olacak bir mazimiz şeye, kaderdir. Yok, istikbalde olacak bir şeye ben Cebriye gibi düşünebilirim. Değil miydi? Yok. Tersi yok, yok. İstikbal dağ kullanıyor ya, dağ dimağdı zaten. Öbür sene dere kullanıyor. İhtiyar olması için tabii istikbaldeki de ben bir daha esbabı düşünmem lazım. Esbab, mesela gelecek teklif ya. Esbapsız olur mu? Yani Allah ne demişse, ne karar vermişse ben öyle durayım. Esbaba teşebbüs edeceksin. Mutlaka ihtimam edeceksin. Tesir hakiki vermiyorsun ama bu Cebriye oturuyor. Tamam. Biri dima, biri ruh zaten abi. Bu bunu iptal etmiş. Bu da bunu iptal etmiş. İkisini ehl-i sünnet şuraya yazalım şöyle. Biri bir aya, biri bir aya. Sana bir de ya. Birisi olur mu? Yani tarif ediyor ya, akılda kalmış. Sen şimdi aklından ne yaptın? Biri daha. Ehl-i sünnet. Mazide Cebriye'yi istikbalde Mutezile'yi cem ederek haddi vasat olan istikameti
göstermiş. Ehl-i Sünnet hazır zamanda nasıl bakacak? Hazır zaman dediğin şey istikbaldır. İkisinin yani da bulunduğun şeydir. Yani Ehl-i Sünnet şöyle ya durdu, davranmadı. Şimdi arkan kader, ölüm istikbal, sebepleri riayet edeceğim. Ama düşüncede mazim kaderdir. Ha, ne yapar seni? Yiyesin zulüm hakkında kurtarır. Ne yaptım, niye yaptım, nasıl gitti, niye gitti, keşke olmasaydı. Keşkeler seni bitirir. Ya mazim var ya, keşkeler seni bitirir. İstikbal ise seni tembellikten ve gayretsizlikten bitiriyor. Onu kaldırıyor. Yani tembelcesini bir tevekküle, atalet betaletten seni kurtarıyor gelecek için. Hani demek ki fiili örneklerinizde bahsettiniz ya, ona biraz uydurayım diye düşündüm de. Şimdi biri istikbalde ama fiili durumda ne yapacağızı düşündüm, onun için sormuştum. Fiili durumda böyle bir şey yok, böyle durduk ya. Bir malzeme ortada durdu, daha bir şey yok. Şimdi istikbal bizim önümüzdedir. Hani yapacağımız şey, eğer yaptığımız şey mazidir. Yapacaksak istikbaldık yapacağız. O zaman mutezile gibi düşüneceğiz, davranacağız tabi. Mutezile gibi davranacağız, mazi cebri gibi düşüneceğiz. Yani onu da yazayım isterseniz. Bu da çok önemliydi bu. İstikbali mütezile gibi çok önemli, davranmak ve düşünmek. Ayet ediyorum şimdi. Davranmalı maziyi bak davranmak değil düşünürken cebriye gibi olmalı. Hüseyin abi, Hasan abi. Kardeşidir onun. Yok. Hasan abi. Tövbe estağfurullah. Tamam, bu şeyler açılmış kafanda. İstikbal yaparken, davranırken açılsın diye söylüyorum. Ha, Hasan abi, şu hadisin doğru olmadığını söylemiştiniz zannediyorsam siz, değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi öbür dünyaya çalışın diye böyle bir hadis söylerler ya Hasan abi. Kim dediği yok dediğiniz tabi ya. Ben öyle dediğiniz gibi hatırlıyorum sanki. Ha şu, bunun gibi mesela devamı var, o kesilmemiş. Onu kesiyorlar. O uzun bir hadistir. Öyle mesela hiç ölmeyecek gibi dünyaya. Bu yok böyle bir şey. Bu var. Bu tarafı hadis var dedim. Yani bu hadisin bu tarafı var. Hiç ölmeyecek gibi dışarıya çık, gözünü kapat, tuttuğun adam odur. Yani bu çünkü onu sanki tamamlıyor gibi. Bu. Yarın ölecek gibi davrananı gözünü aç, dedektörle, mikroskop, teleskopla bak, bir adamı göremezsin. Yani eylemi gösterir. Abi bu demin dedik ya, biri istikbale, biri maziye. Biri dağ diyor, birine dere diyor. Bir 26. lemada diyor ki, biri imanın kuvveti, biri imanın nuruyla bakar, ondan sonra sırrı iman olur diyor burada. Evet doğru. İkisi, biri kuvveti iman. Yani geleceğe dağlar diyor. Geleceğin dağlarına, mazinin derelerine evet. Diyor. Evet. O zaman cem edersek, tahtamızı, niye bu tahtayı daha uzun tutarsınız? Yani biri kuvvet oluyor abi, iman biri bilsin. Nuru oluyor. O zaman şöyle yapalım. Ehli vasat sünnet de o sırrı iman oluyor işte abi. Evet. Vasatta tutan. Evet, vasatta sırrı tutan. Sırrı imanını ortaya çıkarıyor. Böylelikle... 30. Böylelikle... Sırrı imanı diyor. Tamam, bir imanın kuvveti diyor, bir imanın nuru diyor. Benim şeyden kurtarıyor. Abi o değil ama ya. Sen bunun ikisinin birleşimi söylüyorsun. Birleşi. İkisi. Böylelikle sırrı imanını... Ehli vasat oluyorsa, ehli sünnet böyle oluyor. Ama o zaman cibredi gibi anlıyoruz böyle. Yok.
Yok, tamam, böyle tamam, bir de ikisinde. Ya ehli sünnet böyle oluyor. O arada bir şey var ya. Şimdi ben oraya yerleştiremiyordum. Yofur abi. Değil mi? O Hüseyin abi. Biri çıkarır tarafı, biri bu tarafı. Hüseyin abi çıkarır. O zaman mazide, maziye kuvvet. Çünkü... Öbür süren diyor. Evet, şöyle yapayım o zaman. İmanın... Üstadın kullandığı şeylerini. Evet. Çok acayip ya. Bir yer hiçbiri birbirine zıt gelmiyor ya. Bir yerde neyi işte. Nerede kullandıysa hep aynı. İmanın, işte ondan zaten kafayı evet. Yiyeceğim ben. Evet. Evet. Hiçbirine çalışmıyor. Hiç. İmanın kuvveti... Mazi. Cebriye mi oluyor? Mazi. Mazi. De. Cebriye imanın... Baksana. 230. Nuru. Da. İs. Tek sözler. Yaman. Vale. Baka, baktırır. Bakar. Bu ikisi de ehli vasat oluyor. Sünnet oluyor. Evet. Sırrı iman. İkisini birlikte kullanıyor. İkisini, evet. İkisinin cemidir sırrı iman. İmanın kuvveti. Sırrı iman yok. İkisi. Ama burada var diyor zaten. Ne diyor? Sırrı bayağı bir uzun bir yer abi. Burayı okumak lazım yani. Tamam, maziye şöyledir. İşte onlar çok ilginçtir. Bak tabeladan çıktı şimdi. Bu Mutezile şeyi görmemiş. İstikbalde doğru ya, mazide yanlış. Maziyi nazara almamış. Cebriye ise bunun tersi, maziyi görmüş, istikbali görmemiş. Mesela onu uygularsak çocuğa ve hanıma, yani hanım da erkeğine uygulayacak. Mesela uyguluyorum ben şimdi. O davranışı, o sözü çok yanlış. Eşimin. Kadın, erkek, erkekse kadın. Gözünü kapat. Geç onun ailesine. O çocuk dünyaya doğmadan önce o çocuğun annesinin, babasının, tamam mı, o bölgesi, soyu, sopu, mezhepleri vesaire. Ona boyalan o çocuk dünyaya geldi, ben geldim. O ortamda, o soyda büyüdüm. O eğitim aldım, o dünyevi veya din eğitimi aldım. Ondan sonra büyüdüm, cinsiyetimi de al. Oradan bu tarafa bak. Ne oldu, bu mazi değil mi? Eşimin atalarını tahlil ederken mazisini nazara alıyorum. Bu mazi. Bu bana bunu davranması, maziyi nazar alırsan cebriyedir. Mazi doğrudur bizim. Yani bunları yapması normal, demesi normal. Geçmişini düşündüğüm için. Geleceğe de şey yaparsan beraber yardım edelim. Yani yatırım yapalım. Esbaba riayet edersek bu sefer istikbale de sebeplere uyacağız. Maziye takılmayacağız. Sen bana böyle demiştin, şöyle yapmıştın deme. O zaman mutezili oluyoruz. Maziyi unutup geleceğe bak. Maziyi unutup geleceğe bakmak mutezilidir, doğrudur. Tamam. İstikbali unutup maziye bakmak cebriyedir, o da doğru. Biri Allah'a şey yapıyor, biri cenneti yani ahireti kaldırıyor kendi aleminde. Evet, kaldırıyor. Evet. Abi şurayı bir okuyalım mı? Çok dehşetli yani. Çok uyuyor buraya. Heh, oku bakalım. Hem iman o elinde pek cüz'i bir kes bulunan cüz'i ihtiyarı yerine o hadsiz düşman ve zulmetlere karşı gayrimütenahi bir kudrete istinad etmek ve hadsiz bir rahmete intisap etmek için o cüz'i ihtiyarının eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz'i ihtiyarının elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz'i ihtiyarı olan silahlı insani gerçi zatında hem kısa hem aciz hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz'i kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit binler derece kuvvetinden fazla işler görür, öyle de sırr-ı imanla o cüz'i ihtiyarı Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hem iman geçmiş ve gelecek zaman nüfuz edemeyerek o cüz'i ihtiyarının dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından pek çok seneler maziden, pek çok seneler istikbalden
daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz'i ihtiyari cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvve-i iman ile kuvvet-i iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkan korkuları izah eder. Allah Allah. Tam bununla ne ikisi? İşte bu komple buna cebri şey anlatıyor. Hepsini anlat. Hepsini anlatıyor. Mazi ne yapıyor işte? Mazinin kuvvetini çok acayip. Ve cüz-i ihtiyarın bak hazır zaman anlatıyor. Aşık kemalat yani. Bu iki tarafta şu an baktığımız kısım aslında cüz-i ihtiyari kısmı değil mi şu an? Sol taraf. Hangisi yani, olsun? Daire şu evet. Hem cebriye hem mutezile olan cüz-i ihtiyari de aslında. Yine. Öyle mi? Tabii tabii. Ama şu dur. Nasıl anlamadım onu. Şimdi buradaki metinle birleştirdiğim için. Evet. Ne diyorsun? Hani burada diyor ya o cüz ihtiyarinin elinden alıp iman şeye devreye giriyor. Ha iman mazi ve mustakbeli yapıyor. Cem ediyor aslında yani. Evet. Bunu da iman yapıyor. Şimdi biz işimize gelirsek. Bunu ne anlatıyoruz? Ha. İman anlatmak için anlat bu bunları. İtikadı anlatıyor. İtikadı anlatıyor ha. Zaten itikatta ihtiyara bakar dedik ya abi. Evet, i̇şte doğru. Burası ihtiyar mertebesi. Yani acaba evet. Buradan şunu demek istiyorum. İhtiyardan iradeye geçmek, imana geçmek, iman sırrı imanla. Çünkü niye? Oradan zaten çıkarttım derken. İhtiyar itikadımızı inşa eder. Evet. İman imanımızı inşa eder. Oradan çıkarttım bunun gibi yerde. O zaman yazayım hemen onu, kaybetmeyeyim. İşte zaten ona gelecek o cümleye de. Ha. Ben şimdi yazayım. Diyor ki, ihtiyarımız itikadımızı isimden de çıkartıyor. Atanasın. Evet. İrademiz de abi maddeten bir örnek verebilir miyim? Tabii ver tabii. Atomun altı cebriyeye bakıyor. Atomun üstü mülteziye bakıyor. Atom artılar eksiler orada toplanıyor ya. Ya dinliyorum seni. Yani hepsi de atomda toplanıyor. Doğru bak şimdi ne yaptı? Fiziğe geçti adam. Sahası ya. Bak bunu orada kullandı. Kanuniyeti yakaladık mı istediğin yerde kullan. İş yerinde kullan bak. İhtiyarımız cüz-i ihtiyarımız ya. Bir dakika ama orayı okuma olmaz. Cüz-i ihtiyarımız cüz-i ihtiyar mı yazayım? Daim yok. İhtiyar diyoruz da. Cüz-i ihtiyar demeyiz. İhtiyar. Orada 300 kaçtı? 360? 230 okuyor. 330 mu? 26. lema. Ha, 26. lema. Cüz-i ihtiyar diyor. Bu şeyde de var. Bu mağarada da şeyde var. 23. sözde. Bak ihtiyarımız itikadımızı oluşturuyor. İrademiz de imanımızı oluşturuyor. İnşa ediyor. Tamam mı? Bu böyledir. Ha, sonra ihtiyarından vazgeçince bu itikat da imana devrediyor ama duruyor. Yani çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmıyor. Duruyor ama tesiri yok. Bir şey mi diyeyim? Sana bu notlarda farklı geçiyor. İstikbalde yanlış olarak geçiyor. Hangisi? Ömer Göster bu şey mutezile. Ha o nerede onu anlatacağım. O şöyle. O notlarda istikbalde yanlış diyor. Mazide yanlış. Tam tersi. Benim bir şey, onu tahsiye edeceğiz. Şu anda hep beraber yapalım. Bu doğru. Onu şeyde de olabilir. Tevhid'de tatil var, teşbih var. Tamam. Onu onlar uygulayınca öyle çıktı. Onu oku, beraber bakacağız. İhtiyarımız, unutmayın. İhtiyar cüz-i ihtiyar veya ihtiyar itikadımızı inşa ediyor. Bunu inşa ediyor. Peki ne? İtikad niye iman varken onu koymuş? Bir şey düşünün. Emniyet merkezini düşünün. Emniyet. Ana merkezi. Oraya işte adam saldırı, bombalı işte kendini patlatma arabayla uçuracak gelmesin diye ne koyarlar? Bariyerler koyarlar. O bariyerler itikattır, ana merkez imandır. Yani
Cebriye bunu yaptı, Mutezile bunu yaptı. Kafir mi oldu? Hayır. İmana zeval gelmedi. İtikadı bozuktur. İtikadı bozuk olanlara ne deniliyor? Ehli bidâ deniliyor. Ha. Ta ki iman o kadar değerli ki, bunlar nereye gidecek? Psikolojiye geçeceğim şimdi. İman o kadar değerli ki, Allah onu zeval kılmasın, ona zarar vermesin diye imanın önüne payanda koymuş. Payandalar koymuş. Yani bombalar patlamasın, orada beton şeyler koymuşlar ya, ne diyorlar ona? Bariyerler koymuş. Ha. Şimdi vesvese ve vehim itikada vurur, imana vurmaz. Ey vesveseli ve vehim rahatsızlığı olan insan, imanım gitti mi, imanıma zeval geldi mi, hiç alakası yoktur. Çünkü bu şey zarar verse bile, itikadına zarar verir, itikad iman değildir. İtikadın bozuk olsa bile imanın sağlamdır. Günahı kebair işlemek. Ha, günahı kebair mesela. Ha, imanına dokundurmuyor işte. Çünkü itikad imana aittir. Düşünceler. İman ise kalbe aittir. Onu da yazsam mıydı? Neyi abi? Yani artık iman şu bu dima aittir, bu kalbe aittir. Yani çok yazdım. Çok yazdım. Tamam mı? İken şuraya şunu ekleyin. Şuraya bunu ekleyin. Noktalı virgül. Ha, devam edelim. O şeyi düzeltmek için kafamda onu hemen o sefere geçmemiz lazım. Şimdi uygulanan hayatta geçerli olan bir şey ders kalıcıdır. Yoksa ihtiyadın enaniyeti inkişaf eder. O bildik ha, çok ben biliyorum cakka yapar yani. Böyle Cebriye neymiş? Ama ben Cebriye neymiş, hariç değilmiş benim işim bilmek çok insanın bir yerlere taşır. Hasan abi. Çok hatamızı da tahsiye ettirir. He. Şimdi bir şahsi maneviden bahsediyoruz biz değil mi Hasan? He. Şimdi kimisi Cebriye, kimisi Mutezile'dir diyoruz Hasan abi. Bu şahsi manevi veya Risale-i Nur, direkt kendisi için söylüyorum. Bizi neye göre yönlendiriyor? Bizi ne yapıyor? Nereye itiyor? İkisini aynı anda bize gösterebiliyor mu Hasan abi? Şimdi onunla alakalı şöyle çok kısa bir yer var. O yine Harun işaret etmiş. Burayı da bir okuyalım. Tamam inşallah. Kezalik bu risalelerin ibarelerindeki işgal ve ıvlakın keyif için ihtiyarından çıkmış olduğunu zannetme. Çünkü bu risale dehşetli bir zamanda nefsimin hücumuna karşı yapılan, bir de bir dehşetli zaman olması da çok önemli Hasan abi bunu birleştirmesi için galiba. Hani diyorsunuz ya Mehdi olması için karşısında Deccal olması lazım. Sahibi olmak için o dönemde olmak lazım. Ayır zamanda demek ki sahibi olmak ihtiyacı var. Onu da karanlığa şey yaptık. Çünkü bu risale dehşetli bir zamanda nefsimin hücumuna karşı yapılan ani ve ilticari bir münakaşadır. Yani üstad da demek ki bu arada gidip geliyor Hasan abi gibi yani ben öyle mi anlıyorum bilmiyorum ama. Kelimeleri o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O ateşle nurun karıştıkları bir hengamda başım dönmeye başlıyordu. Kah yerde, kah gökte, kah minarenin dibinde, kah minarenin şelefesinde kendimi görüyordum. Çünkü takip ettiğim yol akıl ile kalp arasında yeni açılan berzahi bir yoldur. Akıldan kalbe, kalpten akıla inip çıkmaktan bizar olmuştum. Bunun için bir nur bulduğum zaman hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat o nurların üstüne bıraktığım kelime taşları delalet için değildi. Ancak kaybolmamak için birer nişan ve birer alamet olarak bırakırdım. Sonra baktım ki o zulmetler içinde bana yardım eden o nurlar Kur'an güneşinden ilham edilen misvak ve kandillerdi. Şimdi buradan okudun ne dedin? Yani ne için söyledin bu söyledin? Hasan abi ne demek? Ben şunu anlatmaya çalıştım. Şimdi siz dediniz ya, hani hep şunu da söylersiniz. Kur'an okurken, Yunus Aleyhisselam'ı okurken, Eyüp Aleyhisselam'ı okurken, Eyüp, Yunus diye dışarı atmayın. Onu kendinize çekin diye. Şimdi ben o mantıkla baktığım zaman, hatta sizin de tekrar ettiğiniz gibi, Cebri'yi de, Mutezili'yi de kendime çekmeye çalışıyorum. Bendeki karşılığı nedir?
İşte onu, öpe bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. İlk, aynı doğru. Şimdi... Sıksırma geçeyim yok. Ben daha iyi uzatınca işi. Uzattınız ya. Allah'a şükür kayıt var. Kayıt var. Peki. 15 dakika zarar. 14 dakika zarar boşluk. Devam ediyorum. Sayfa şuradaydım. Bunu mutlaka şey okumanız lazımmış ki ondan sonra... Sayfa güzel. En son sayfa. 225. Daire-i esbaptayken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan mutezile olur ki tesiri esbaba verir. Ve keza daire-i itikattayken ruhuyla, imanıyla... bu nerede? İşaret yüzünden şey yapıyorum. Daire-i esbaba bakan, bak, daire-i itikattayken ruhuyla, imanıyla daire-i esbaba bakan da esbaba kıymet vermeyerek Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı alemi muhalefet eder. Burada biri ifrattır ki Cebriye, tefrit ise itizaldır, mutezile tefrittir. İtikat daire-i esbab alemi olan alemi şehadeti tanzim etmeye, istikamet bulmaya, müsebbül esbabı bulmaya, bundan sonraki itikadı bitiriyor, imanına giriyorsun. Yukarıdakinin vasatı da ehli sünnettir. Tevhid vasattır der İşaret-i Caziz 24'ten. Ha, itikadın şuraya da yazayım. Bu da itikadın. Şuraya ne gider? Şu gider. İtikadın. Verme, bir şey daha buldurma. Allah aşkına. Allah aşkına. Yok, yok, hayır, siz de var ya. Okutma, dur. Ben de fazla ders yaptım. İfratı. Ben değil mi abi? Evet. Elhamdülillah. Yani nazar olacak, para okuyorum şimdi. Hulasa edip de şey yaparsanız tamam, metni okumak yok. Metni okudun mu, işte oradan çıkarımları şey yapamıyoruz. Buradan, ya şu sayfadan şunu diyecektin, dedin mi? Evet. O metni bir manada okuyacaksın. İzah da böyle. Evet. Birinci izah şekli, Risale-i Nur'u başka bir paragraf getiriyorsunuz. Birinci yöntem bu. Ama okuduğun mevzuyu kapatmayacak, yok etmeyecek, unutturmayacak kadar kısa. Yoksa birinci mevzu, bir cümle okudun, bir sayfa okudun, atıfı. Öyle atıf olmaz. Olmaz. İki, atıf yapacağınız yeri hakim olacaksınız, bir mana nakletmede hakkınızdır. Üç, o daha önce sen okumuşsun, hazmetmişsin, bu akıl Risale-i Nur'dan beslenmiştir. Muhatabına göre onu tanımlayacak bir misal. Bu da onundur. Çünkü adetullah'tır. İmam-ı Mubin'in kitab-ı Mubin'den yama yapıyorsun. Yani ona şeyi getiriyorsun. Tamam mı? Getireceğin misal, esbab perest olmaması, sebepleri böyle insanlara daldırıp da az hayret ve şey yok, güneşin çapı şöyleydi de böyleydi falan, aslı şeyi unutturup on güneşi düşündürmeye geçiriyorsun. Oysa Allah anlatıyordu. Allah unutturuyorsun. Tamam, bu tür şeylere dikkat ederek şey yapmalı, izah getirmeli vesaire. Abi ben bir numune olarak benden sonrakilere dikkat olsun diyorsun. Evet. Ya tamam, tamam, çok doğru söylüyorsun. Sen niçin ayrı götürüyorsun? Ya hiç yok. Güzel bulmadım sen. Tevhid. Bu da önemlidir bu yazı şu. Teşbih. Niye tatil? Haliksızlığı bu. Haliksızlığı. Bunu itikadın ifratı Cebriye yazmıyorum. Çünkü bu sefer Cebriye şey zannediliyor, itikadsız mı diye. Aslında onu başka bir şey kastettim. İtikadın ifratı Cebriye'ydi. Buraya onu birleştirirsek ifrat Cebriye, basat ehl-i sünnet. Ondan sonra buraya şey yaparsak, tefriti mutezile edersek sanki tatil mezhebidir anlaşılır Cebriye.
Ben bu defterdeki numarayı silmem lazım. Burada duracak, tamam mı? Şimdi teşbih, diğerine devam edelim. Ehli sünnet beyne beynedir. Yani, hep soruyorduk, ehli sünnet nasıldır şurada? Beyne beynedir. Yani fiillerin bidayetini... Heh. Burayı yazmam lazım. Şey mi diyorsun? 226. Kız. 226. Yani ben okuyayım da sonra yazacağım. Ehli sünnet, şurada ehli sünnet, elimi şuraya uzatıyorum. Fiillerin bidayetinde irade-i cüziye, nihayetinde irade-i külliye veriyor. Yani itikadın vasatı bidayetinde irade-i cüziye, nihayetinde ise irade-i külliye. Şunu yazıyorum, bu çok önemli. Nereden bunu itikadın? Sizin ifadenizden mi onlar? Yok 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 yok, benim bir şey değil. Bir şey de öyle. Onun devamlarında, yani o kitabın devamında söylüyor zaten. 200 kaç abi? Kaç okuyorsunuz? 226. 26'dasınız, tamam. He. Şimdi bak, şuraya ek yapıyorum, bu çok önemli. Ehl-i sünnet, sünnet, beyne beynedir. Ve yani bidayeti irade-i cüz'i mi? Cüz'i ihtiyar. Fiillerin bidayetini fiillerin yarını bırakmış hadi. Bidayetini yani fiillerin başını İrade-i cüz'iye. Cüz'iye nihayetini hidayetin irade-i cüz'iye bak onu şu taktikte aktaracağım şimdi ben Hasan abi. Onu şu taktikte Hasan abi. Şimdi arkadan mutezile olarak bir ses geldi bana. Şu arka taraftan mutezile gibi. Dedi ki iradenin şeyi olur mu? Cüz'isi olur mu? Geçiyor. Buradan da cephayı sor, şey cephayı. Tek bir yerde geçiyor, yani. Kaderi senin de geçiyor. Bir yerde geçiyor. Bu oradan aldım zaten. Yani onu sen yazdınız. Peki buradaki Ehl-i Sünnet Kader Risalesi'ndeki hani bir ölçü, iyiliklerin Allah'tan olması, biz şerri merciyet için kusurları değerlendirmek işte. Noktası buraya girmiyor ama. Yani buradan şu gibi oluyor, yani hani biz başlangıçta bizim bir tesirimiz var, nihayetinde Allah yaratıyor gibi bir şeye gidiyor. Doğrusu gibi değil, doğrusu. Peki, günahta da öyle. Şeyde ama yani hayırlarda metali yok diyor. Ha. Şerlere merciyetim var diyor. Ha ama. O noktayı ne olacak? Hayır, o şöyledir. Yani hayırlarda senin şeyin yok. Ama kabul gene, diyor. Kabul. Neyle? Dört tane hani, dişir. Dua ile, iman ile, evet. Şuur ile, rıza ile. Bu rıza işte, bundan cemi, senin gözükmeyen ifadeyle dua ediyorsun. İman ile, şuur ile, rıza ile. Bu senin neyi gösteriyor? İrade-i cüz'iyi mi gösteriyor? Ama fiilin halkı veyahut da... Ha, o Allah. O taraf değil. Tabii o değil, o taraf değil. Mesela
içkinin de haramın da şerrin de vücudu haricisi her şeyin Allah'tır. Yani şart-ı adı yapmış irade-i cüz'i. Şerre merci yapmış irade-i cüz'iye. Hayra ise bu dört tane ki o insanın zaten iradesiz ve ihtiyarsız düşünemez. Hatta niçin irade-i cüz'i denmemiş biliyor musun benim anladım? Dua ile, iman ile, şuraya. O cüz ihtiyarı değil. Yani. İradeye bakıyor. Direkt irade. Tabii çünkü hayırdır. Hayırlar irade ile olur. Bize ait mi değil mi? O şey, saittir. Şöyle aittir. Dua bize ait. İman bize ait. Rıza bize ait. Şuur bize ait. Ama fiil, mesela istedik bu ders. Biz bu dersi istedik geldik. Vücud haricisi var. Evet. Bunu yaratan Allah'tır. Ama biz dua ettik yani fiili. Fiili duamız yok mu? Evet. Geldik. Ondan sonra rizayız, rizayla oturuyoruz. Kimse cebirle oturmuyor. Kalkan kalkıyoruz artık. Yani irade odur. Hayırlarda merci irademizdir. Şerlerde ihtiyarımızdır. Çünkü irade... Yani hayra metalimiz var derseniz o da buna... Yok metalimiz değil. Hayra şeyimiz yok. Hayır yaratılırken irademizle kabul ediyoruz. Kabul var. Kabul var. Bir de şey var. Bir tane diyor. Kabul ile niyetle. Arzu var. Niyet arzu. Bir ka- iman arzu ile. Arzu ile var bir de. Bir de niyet. Yani diyor. Dua ile iman ile. He? Dişir değil bu. Başka bir şey mi? Pasitik mi? Ha sahiplenirsin diyor. Sahiplenirsin herhalde bu. Tamam dur. O methalimiz yok. Hayrı isteyen odur, yaratan odur. Ama biz bunu kutsi bir şeyle celbediyoruz. O da iradedir. İradeler, çünkü kafirin iradesi yok. Hayvanın iradesi yok. Çünkü irade vicdanın bir sıfatıdır. Vicdanı tefessü etmiş. Çünkü ruhun, vicdanın nasıl elbası, ruhun dört havası olan İrade, zihin, his, latife-i Rabbani diyor. Değil mi kardeşim? O zaman vicdanı hatmedilmişin iradesi yok ki. Komple gitmiş. Peki şer'i neyle yapıyor? Cüz-i ihtiyarıyla yapıyor. Şeyde diyor ya, yani, hayır mutlaktan gelen hayır güzel bir surette kabul etmemenizden şer'e sebep olmanızdır. Tek şeyiniz o var diyor. Yalnız bir tesiriniz var. O da hayır mutlaktan gelen hayır güzel bir surette kabul etmemenizden şer'e sebep olmanızdır. Siz perde olarak yaratılmışsınız diyor ya. Evet. Demek ki hayrı isteyen de odur ama biz hayrı istemediği, hayır var olan bir hayır zaten akıyor nehirde. Nehirde su akıyor. Kabul et manası biraz. Kabul et. Kabul ediyoruz. O da nedir? Duvadır, imandır, şuurdur, rızadır. Bunu da şey yapmıyor. Cüz-i ihtiyarı yapmıyor. İrade yapıyor. Şerlerin mercisi hayvaniyet olduğu için, daha aşağıda olduğu için çünkü hatta imana dokunmasın diye itikat şey olduğu gibi merza olduğu gibi cüz-i ihtiyar da iradeye perdedir. Perdedir iradeyle çünkü irade kutsidir. Yani mesela ne kazarsan kaz çevreye çıkıyor sebebi enedeki iradenin tayyunu ve teşahhusu anlaşılmadığı için. Eğer enede Allah'ın subutu sıfatları tecelli etmez. Cille cemal nakşi olmaz. Enedeki Allah'ın sıfatları tayin ve teşahhus eder. Onun için kutsidir. Ondandır cebir çıkmıyor. Çünkü enedeki irade mahluk değil. Vacip de değil. Zat-ı ilahiyenin tayin ve teşahhus etmiş olduğu şeydir. Ha? Anlamadım. Anladıysan Arap olayım. Tövbe estağfurullah. Yahudi olayım desin. Yahudi olayım diyeyim. Tövbe. Belki anlamış da bu dersi. Bak şimdi. Şuraya geçelim o zaman. Bak. Dolaşma gel ya. O şey yapamıyor ya. Bak. Çocuğu durduramıyor. Şuraya bakar mısınız? Evet abi. Şu mahluk değil. Tamam mı abiler?
Çok önemli bu. Şimdi kader cüz'iyet yani şey var ya, buradan tabi cebir çıkıyor. Burayı bilmesen tabi ki hep cebir çıkacak. Burada bak ne yazıyor? Taayyum ve teşahhus ediyor. Tamam mı? Şimdi burada Allah'ın subutu sıfatları taayyum ve teşahhus ediyor. Cilve, cemal, nakış, sanat değil. Yani buradaki Allah'ın sıfatları mahluk değil. Vacip de değil. Abi trafodan mı geliyor cilve, cemal, nakış, sanat? O tabi varsa burada, o onlar burada cilve, cemal, esma, şey değil. Burada esma yok artık. Anlayan anladığı kadar. Konumuz o değil. Hı. Geldiğin için. Ne kadar anladınsa o. Hı. Bu elede Allah'ın subutu ve zatı sıfatları tayin ve teşahhus ediyor. Tayin ve teşahhus demek mahluk değildir. Bu mahluk değildir. Mahluk şuradan başlıyor. Kabu kavsenden aşağıya başlıyor. Vacip de buradan başlıyor. Bunun adı berzahtır. Burada Allah'ın iradesi, Allah'ın hayatı, subutu sıfattan, sem, basar, ilim, irade, kudreti hepsi tayin ve teşahhus ediyor. Tayin ve teşahhus ettiği için mahluk denilemez, vacip de denilemez. O zaman buradaki irade, buradaki elestu bi rabbikum kalu bela diyen irade ihtiyar değildir. İhtiyar küsten başlamıştır. Küsten beşeriyetten sonra başlamış. Buradaki irade şer'i tercih edemez. Etmiyor. Tamam mı? Peki buradaki irade nedir? Mahluk değil. Vacip de değil. O zaman onun tercihi ne kazarsan kaz cebri çıkıyor olmuyor. Çünkü benim irade mahluk olsa cebri olur. Çünkü yaratılmış bir irade. İyi dinleyin, burayı kaçırmayın. Bak ne anladınsa. Yaratılmış bir irade ne kadar kaliteli olursa olsun yaratana karşı cebriyedir, diptedir. Hür olamaz. Hür olamaz. Bak yaratılmış bir irade ne kadar kaliteli olursa olsun yaratana karşı hür olamaz. Ne zaman ancak hür olabilir? Yaratılmış irade yok burada. Burada tayin ve teşahhus etmiş bir irade var. O zaman onun tercihinde cebir yoktur. Niçin yoktur? Çünkü irade mahluk değil. Peki her tercih kutsi midir? Zata bakın değildir. Çünkü vacip değildir. Zaten kader de ne diyor? Kader gururdan, enaniyetten seni kurtarmak için yapan sen değilsin dedi. Gel buraya dedi. Kaderdir dedi. Yapan ben değilsem günahlarını ben yapmadım diyor. Bu sefer cüz-i ihtiyar karşına çıkıyor. Diyor ki şere mercisin. Hayır, nasıl merci? Hayırları yapmamakla şer yapıyorsun. O zaman yapılan iyiliklerde tefavür etmemesi, yani gururlanıp kibirlenip de çukura düşmemesi için karşısına cüz-i ihtiyar çıkıyor. Yapınca da gururum olur diye karşısına kader çıkıyor. O zaman çoban bir taş atıyor, gelme buraya. Böyle kaçıyor. Buraya da gelme. Gelme buraya. Bana hat çiziyor burada. İstikamet. Bir, bu yolunun bir tarafında cüz-i ihtiyari, bir tarafında kader. Kaderi kullanıyorum. Kadere iman ederek kullanıyorum yolumu bulmaya. Kader yolunu bulmaya vasıta oluyor. Ha, demek bir buraya sapmamak için payadalar koymuş. Ha, buradaki irade, bu derste çok önemliydi ama konumuz o değildi ama sen öyle yapınca buradaki irade mahluk olmadığı için tercihinde cebir yoktur. Ama bu iradeyi anlatamazsan, bilmezsen burada ne kadar ne tercih yaparsan yap üst makama göre cebir var. Burada cebir yoktur. Niçin yoktur? Mahluk değil. O zaman tercihinde kutsal olması lazım. Hayır, vacip de değildir. Neye benziyor? Kabir gibi. Dünya mıdır? Değildir. Ahiret midir? Değildir. Berzal. Araya koyuyoruz. Araya. Arkandaki çocuk veya çekirdekteki ağaç. Mahluk değil, ağaç değil, hiçlik de değil. Aslında bir yemin ediyorum bu anlattıklarınızın tabanı buydu. Bunu duymamız gerekiyordu.
Belki hatırlamamız evet. gerekiyor en azından. He yani bu mahluk değil. Çok çok iyi oldu. Mahluk. Yani Allah rahmet etsin, ben bunu konuşunca ilk hatırıma gelen, ilk ve son gelen Değeri Hoca'dır. Evet. Beni bir gün çağırdı pazar günü. İki defa üstadın elini öpmüş biliyorsunuz böyle. Acayip alim adam bu konuda. Ya bu konuda açmamış kimse. Belki sen tanırsan ama bu taraflarını açmamış. Kimse muhatap yok, yok yakınırdı. Biz sabahlara kadar, gece yerlerine kadar çok sohbet yapardık. Kalemle çizerdik. Adam en son dedi ki, ya dedi kimseye diyemiyorum. Mekanı cennet olsun böyle. Ya dedi, cümle onu. Sen yokken iradeni, iradeni hep o vermedi mi dedi. İrademi de o verdi dedi. Verene karşı verilen nasıl hür olur dedi. Mutlaka Cibril çıkıyor dedi, işaret edeceğiz dedi. Açtım öyle çıkıyor. Allah Allah. Aynı böyle inan. Mutlaka Cibril var dedi. Başka şey yok dedi ama bunu diyemeyiz kürsü dedi. Sonra bunu anlatınca itimat edin dersin şeyine. Ağladı, sarıldı, öptü. Sarıldı öptü. Eğer dedim hocam mahluk olsa tercihi de cebirdir. Vacip olsa kusursuz tercihler yapar. Kusursuz. Vacip bir iradenin kusurlu tercihleri olmaz. O zaman bu peki mahluk değilse vacip, mahluk değilse şurası değilse vacip de değilse nedir? Taayyum ve teşahhus tabirini kullanmış usta. 9. sayfa şualarda, şualarda anlatıyor. Allah'ın ilmi iradesi basarı diyor. Burada ne de taayyum ve teşahhus. Kimin hakkıdır bunu konuşmaya? Yani kim bunlar şey yapabilir? O da diyor, İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn diyebilenler bunu der. Onlarda olur diyor. Yani elhamdülillah Rabbil Alemin diyen de değil. Çünkü üçüncü teki şahıs kullanıyor. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi, ben sen, o. Er-Rahman-ı-Rahim, o Rahman ve Rahim'dir. Malik-i Yomiddin, o din günü sahibidir. Ben sen, o. İyâke nâbudu ve iyâke nesteyn, ben sana. Huzur makamına çıkanlarda taayyum ve teşahhus olur. Taayyum ve teşahhus, cilve, cemal, nakış, sanat değildir. Mahluk değildir ama vacip de değildir. İşte mutlak hürriyetimiz buradan geliyor. Bu ene. Ene neymiş, biraz da değişik şey aldı değil mi şimdi? Çok müthiş oldu abi ya. Çok müthiş oldu abi ya. Zaten bu mecrünün içindekileri bir anlatacaktınız. Bir hafiften girdiniz biz. Duman bak. O zaman. Evet. Biliyorsunuz cismani tersinden ne? Yani bu da öyle bir duman meselesi bu. Ya çok iyi. Bu kısa belki 3-4 dakikalık bu anlattı. Belki 3 dakikalık kaderin cebir olmadığının en temel bir tabanıdır. Mahluk değil. Mahluk tarafın olmayınca cebirlik yoktur. O zaman benim her tercihim kutsi midir? Hayır değildir. Çünkü vacip değilsin irade. İşte bu berzaha şey yapmış. Bu payandadır. İradenin önüne irade şer'i tercih edemez. Etmez. Çünkü irade vicdana ait bir sıfattır. Soğan kabuğu gibi düşünün. En dışında irade var. Gir içeriye zihin, his, latife-i Rabbani. Vicdana aittir. Vicdanı katmedilmiş. İradesi var mı da? Yok. Ha, irade kutsi bir şeydir. Fakat ihtiyar ise iradenin önünde payanda olduğu gibi itikat da imanın önünde payandadır. Onun için iyi dikkat edin. 142 ki bu kafayla hemen çözün şimdi. Sözde 142. İmanı iman ettiği gibi yaşayan kabre giriş yolu. Sözde 142 neydi? Kabre 3 tarzda 3 yolda girilir. 1. İman ettiği gibi yaşayanın kabre girişi. İtikad ettiği gibi yaşamayanın kabre girişi. Kafirin girişi. Peki imanla itikadı burada zaten öyle bir ayrılmış ki. İman ettiği gibi çünkü iman... İtikadı tam tampon yapmışlar aslında. Kesinlikle. İtikad tam bir tampon. Yani mesela eğer yapılmışsa, namazı varsa bu adamın iradesi çalışıyor. Eğer namazı yoksa iradesi yoktur. Vicdaniyet aşağıda. Çalışmıyor. İhtiyarı çalışıyor. Ne diyor? Kelenamı benim adal diyor. Kelenamı benim adal. Hayvanlar da şey. 24. sözde
Dört tane kademe var der, dört tane. Bir kademesinde hayvanlar, gerçi diyor, çendan diyor, bir cüz ihtiyarları vardır diyor. Ama teklife girmeyecek, teklif altına girmeyecek kadar. Çünkü bu bir tercih değil midir, söylüyorum size. Taşa mı konayım, çiçeğe mi? Bu arının bir tercih değil midir? Ekmeğe mi gideyim, ciğere mi gideyim? Kedinin bir tercih değil midir? Bu da bir tercihdir ama teklifi alabilmesi için irade lazım. İrade teklif almadığına göre irade yoktur. Peki bu tercih neyle yapıyor? İhtiyarla yapıyor. Risale-i Nur ilmi kelam dersidir aynı zamanda. Yerine oturduğu zaman, buraya şey yaptık, yerine oturduğu zaman yerine oturuyorsun sen de. Haddini bilip hududunda kalıyorsun yani. Yerine oturuyorsun. Yerine oturuyor. Şuraya bak yani. Nasıl cam etmiş, nasıl yapmış. Peki bir tane çıksa böyle midir üzülürüz? Bunlar böyledir. Niçin? Yazdık. Küllatta böyledir. Bunları da biz, onları topladık. Biz zannediyoruz. İşine geliyorsa alırsın, yoksa alırsın. Ama bunlar hepsi külliyattan nettir kardeş, nettir. Ama ifade tarzımız bizimdir şurası. Ama şunlar tabiatıyla, vehmiyle, bu kesin kesin öyledir. Küllat böyle. Hiç bende şüphe olmaz. Küllatta demiş. Mutezile üç sıfatta bakar, cebri iki sıfatta bakar. Tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle, ruhuyla, kalbiyle, bazen de kalp içindeki sıfat olan iman ile, ruhuyla, iman ile, tamam. Bu budur, bu da budur, öyledir. İnsanı tanımlıyor. Bir sokaktaki adresi sana vermiyor. İşte hemen cümlemi söyleyeyim, bunların akabinde bu denilir. Bu denilmeliydi yoksa eksik olur. Aklınıza noktalı virgül. Aklınızla hakim olamazsınız. Aklınızla hakim olamazsınız. Ancak aklınızla hakim olmak istiyorsanız vahye, onun dersine tabi olarak aklınıza hakim olursunuz. O zaman akıl alet olur, binek olur. De tiksik tiksik at gibi istediğin yere gidersin. Yoksa akıl sana biner ki vallahi dünyanın cehenneme döndürür. Nereden intihar edeceğim diye akıl onu tespit eder. Boğaz köprüsünden mi yoksa köprüden mi yoksa tırın önüme atlayayım. Bunu hayvan düşünemez. Nerede intihar edeyim? İntihar etmek için de bir tercih lazım. O zaman akıl bak başa beladır. Çünkü geçmişin hüzünlerini, elemlerini, geleceğin korkularını akıl hazır zamana getirir, tahammülsüz hale getirir, intihar seçenek olur. Bunu geçmişin hüzünlerini, elemlerini geçmişe, bunu neyle yapar? Tövbeyle ortadan kaldırır. Bunu ne yapar? İmanın kuvveti. İman kuvveti olursa bilirsin ki geçmişte günahlarım var ama yeise muhtal olmayacağım. Ne tövbe var? Tövbem var. Geleceğin korkularına da Allah'a tevekkülüm var, teslimiyetim var. O da nurdur. İmanın nuru geleceğe bakar. İmanın kuvveti geçmişe bakar. İmanın nuru geleceğimizi aydınlatır. İmanın kuvveti geçmişimizi düzeltir. Hayır, geçmişin, imanın kuvveti yanlış yazın. İmanın kuvveti adınız gibi bileceksin. İmanın kuvveti geçmişimizi tamir eder. Geçmişe dere der, geleceğe dağ der. Şimdi, şöyle yapayım. Şöyle bir yaptık. Bir yerde okuyacağım, bugün keseceğiz. Ezan da okundu. Ama çok yakında okundu. Hasan abi, elhamdülillah imanlıyım diyen kim? Elhamdülillah iman var bende diyen, eğer seviyene göre ise aklındır der. Akıl bunu der. Akıl bunu bilmiş. İki, ruhum da der. Kalbim de der. Ama zirvedeysen en iyi nübüvvet tutmuş. Gidiyor, o da der. Felsefe tutmuş geliyor. Niye geliyor diyor da nübüvvete gidiyor diyor. Miraç'ta hatırladınız mı? Evet. Ha, geliyor deyince bir nihayeti vardır. Felsefe tutmuş geliyor. Nereye geliyor? Gel. Durdu. Oo. Şimdi nübüvvet tutmuş gidiyor. Nerede duracak? Yok. O sonsuzdur. Felsefe sonludur. Peki. Şurayı çok okumam gerekiyor.
Hocam bir soru sorabilir miyim? Daire esbabı ruhuyla, kalbiyle bakan tabiatını kullanmıyor mu? Vehmini kullanmıyor mu? Ha, orada tabiatında üç modu var. İfrat, tefrit, vasatı. Tabiatını kullanıyor, vasatı kullandırıyor. Çünkü kalbiyle, imanıyla onun dizginini almış. Vehim çok büyük nimettir. İfrat, tefrit, vasatı var. Çünkü vehim olmasa olmayan bir şeyi düşünüp de tefekkür edemezdi. Sayfayı 250 açar mısınız abiler? Açtık mı? Şimdi senin adın neydi abim? O senin. Ömer. Ömer. Ha, sen de mi Ömer'siz? Şimdi senin şeyine geleceğiz. Açtık mı? Büyük işaret edeceğiz Mesnevi. Şey işaret edeceğiz. Badıl 53. Halk eval meselesinde yani insanın ve hayvanın fiili ve hareketlerinin kimin icat ve yaratmasıdır diye olan kader ve cüz-i ihtiyarı meselesinde ehl-i sünnet mezhebi cebir ile itizalın vasatıdır. Keza itikat da tevhid mezhebi tatil ve teşbihin vasatıdır. Tevhid mezhebi, yani şimdi toparlayacağım ben, harita yapacağım. İşte buna göre ehli tevhid ve ehli hak mezhebi itikatta sırat-ı müstakim olan vasat mezhebidir. Mezhebidir. Bitti. Şimdi okuyorum. Halk-ı efal meselesinde yani insan faildir fiilinde demekle yani şey bunu demekle yoksa işi o Ömer'e diye şey yapıyorum. Burada ifrat aslında Cebriye değil miydi? Diyecektim. Bu o değil. Yani bu. Yani diyor ki insan yaratılışında şey fiilinde değil, şey değil. Yani iradede insan faili muhtaaptır. İradeyi mutlaka şey ihtiyarı mutlaka öne çıkarttığı için devre dışı yapmamış. Yani Allah'ın iradesini bile devre dışı yapmış. Bu Mutezile'dir, ifrattır. Bu şeyi çıkartmış öne. İnsanın iradesini hakimi mutlak yapmış, mutlaka. Ama eğer bu size yanlış şey karıştırıyorsa ben devrik oldum. Cebriye de yazabilirsin şöyle. Allah, tersini söylüyorum. Allah mutlaka Halik-i Efal'de ihtiyar mutlak sahibidir. Diğerlerinin hiçbir şeyi yoktur dersek tamam, ihtiyarı insanın hiç yoktur. Allah şey diyorsa Cebriye'dir. İstersen öyle yap. Daha anlamakla kolay olur. O zaman şöyle bunu sileriz. Tamam mı? Yani mantığı anladık. Cebriye diyor ki insanın hiçbir şeysi yoktur. Allah hepsini yapıyor. Demekle halk efal meselesinde ifrat etmiş. Mutezile demiş ki Allah diyor İnsan fiiline karışmaz. Fiilin haliki, sahibi insan yapıyor. Dolayısıyla bu da tefrit etmiş. Ehl-i sünnet vel cemaat vasattır. Cebriye insanın hiçbir tesiri yoktur demiş. Mutezile ise fiilini halikiyetini insana vermiş. İtiza hocasından ayrılan Vasil İbni Ata bunun kurduğu mezhebi ise Mutezile. Niye koydum bu notu? Yani bunu birisinin eline geçerse itizalla Mutezile nedir? Farklı şey. Mutezile ise insanlar kendi efali ihtiyarlarını halk eder. Yani kurduğu mezhebin adı Mutezile'dir. O adamın sıfatı neymiş? Hasan-ı Basri'den itizal ettiği için itizal demiş. Halk-ı efal Mutezile insana tesiri hakiki vermiş. Halk-ı efal meselesinde Cebri ise insana hiçbir tesir vermemiş. Tamam mı? Ondan sonra, şimdi toparlıyorum. Mutezile günahın halikidir insan demiş. Cebriye günahda mesul değil. Çünkü haşa Cenab-ı Hak yapıyor demiş. Ehl-i sünnet kişinin ve her şeyin haliki Allah'tır. Celle Celaluhu insanın ihtiyarısı ise şart-ı cüzidir demiş. İtikatta tesiri hakiki ifratı nedir? Bak.
İtikatta bu. Tesir hakiki ifrat insana vererek ifrat etmiş. Bu mutezile ifrat etmiş, insana vermiş. Yani insanı yücelterek birisi Allah'a şey yapmış, tamamen öne çıkartmış, ifrat etmiş. İnsanı öne çıkartmış, ifrat etmişe mutezile deniliyor. Allah'a mutlak çıkartmış insanları devre dışı yaparak ifrat etmişe cebriye deniliyor. O zaman buradaki ifratı karıştırma gene. İnsan bak, insanı fiillerinde öne çıkarıp Allah'a devre dışı yaptığı için mutezile ifrat etmiş. Şeyse cebriye ise insana hiçbir değer vermeyerek tefrit etmiş. Beyne beyne vermiş ehl-i sünnet. O da nedir? Bidayetinde insanı şart adı yapmış, nihayetinde Allah'a vermiş ehl-i sünnet. O zaman bidayetinde mutezile doğrudur fiillerimizde. Yani gelecekteki fiillerimiz nedir? Tekliftir gelecek, geçmiş kaderdir. Fiillerimizde sebeplere mutlaka uymamız adetullah'tır. Allah'ın rızası Allah'ın sünnetullahındadır. Adetinin içerisindedir. İtikatta, şimdi itikada geliyor bu ehl-i sünnet, ilmi kelam alimlerin şeyi. Usta çok güzel tavsiye ediyor, diyor ki, veya ifade ediyor burada. İtikatta teşbih ifrattır, tevhid vasattır, tatil tefrittir. Teşbih, her şey teşbihtir der. Yani isevi meşrep denilir tarikatta. Mürtte bir şey söylüyorsun, mesela misal vereyim, namaz. Öyledir ama namaz yani sünnettir. Peki emniyet vermez. Usta diyor ki namaz emniyet vermez diyor. Resmi kılar diyor. Gider odasına, hayrethanesine zikrini ihtimamkârhane böyle abarta abarta yapar ve anlatır. Zikri anlatır. O zikri anlattığı o sünnet olan zikri la ilahe illallah, la ilahe illallah öyle anlatıyor ki onun anlatma heyecanı ve miktarının onda birini namaz anlatmaz. Çünkü o surettir der. Namaza surettir der. Tarikat hakikattır der. Şeriat surettir der. Namazlar surettir der. Evrad eskere hakikattır. Bunlar teşbihçidirler. Bir de tatil var. Tatil. Tatil. Her şey göründüğü gibidirler. Lugatta inkarcı manasında. Yani ne inkarı? Batıl inkar ettiği için. Yani lügata bakıp şey yapmayın. Tatil inkar. Sükut gibi var oluyor. Ha? Sükut gibi oluyor. Yani. Yok her şey gözüktüğü gibidir. Arka markası yok. Bu buzdur, sümüz yok. Ondan bahsetme. Ehl-i sünnet ise mülk ve melekütü beraber bakarak buzdur, bu da sudur demiş. Hepsinin hükmü ayrıdır. Yani buzun hükmü ayrıdır, suyun buzun. Yani buz sudan olmuştur diye buza su bakmadığı gibi suya da buz nazarıyla bakmamış. Yani buzun bidayetinde su demiş, suyun nihayetinde buz demiş. Ehl-i sünnet. Peki özelliklere birbirine farklı. Farklı. Yani şey demiş ki teşbih her şey sudur. Tatil de demiş ki batını inkar etmek her şey buzdur demiş. Ehl-i sünnet ve cemaat demiş ki bidayetinde sudur, nihayetinde buzdur. Ama böyle rahat konuşuyorsun, rahat ifade yani yüzen adamın sözü olduğu için, bizi yüzdürdüğü için. Sana ne kadar yüzmeyi anlatsam 10 sene gidip denize atlamasan gene yüzemezsin. Evet. Vahdetül vücut, vahdetül şuhud, bu da girer. Aynı. Vahdetül vücut geneldir. Vahdet-i şuhud gördüğüdür. İlmi kelam bir de Risale-i Nam. Yani ilmi kelam bir daha Risale denmez. Aynı mı? Tabii şöyle. Fark yok mu? Şöyle, var şöyle. İlmi kelam sırf aklı alır. Ölçüler getirir. İtikad inşa eder. Sabahtan beri onu anlatıyorum. Kaydeleri var, usulleri var, prensipleri var. Bu şeyimizi inşa eder. İtikadımızı inşa eder. Bu ilmi kelam. Kalp ise sırf aklını, tasavvuf. Kalbi alır, kalbi imbisat ettirir, aklı bırakır. Aklı bıraktığı için kafası fındık gibi, kalbi kabak gibi.
İlmi kelamcılar aklı esas alıp kabak gibi olmuş, kalbi bıraktığı için fındık gibi olmuş. Risale-i Nur ve asıl imamlarının eserleri, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Mevlana, Ali Bağdadi gibi asıl mücedditlerin eserleri ise akıl ve kalp bütünlüğüne ustadır ki kâh, akla kâh kalbe inip çıkmaktan bizar oldum diyor mesleğiyle. Katil başladı. Evet, bu kısa bu kadar anlatacaktık değil mi? Evet. Demin o kadar kâh yukarı kâh aşağı inip çıkmaktan azıcık okumuştu ya. Okudu gibi ya. Ha kâh okuyor. Ha, bu kadar yaptım. Bu kadar koca şeyi okuduk. İşte yoruldum dedi. Kâh yukarı bizar oldum dedi. Cem etmiş. O zaman diyor Cadde-i Kübra Kur'an'la olur diyor. Sahabe yolu Cadde-i Kübra olur. Yani o zaman nasıl anlarız diye ben çok çocuk. Tamam kim söylüyor? Risale-i Nur akıl ve kalbi bütünledirdiğini kim söylüyor? Risale-i Nur. Bunun delili sağlaması nedir? Denilince ben çok uğraşmıştım da bu meseleyle alakalı çıkmayacağım şey. Bir, Risale-i Nur aklı inşa ettiğinde şüphemiz yoktur. Değil mi? Ha tamam aklı inşa etti inşa attı. Kalbi ihya ettiğine delil nedir? Geliştirdiğine. Kalbin dişe vuruşları eylemseldir. İnsanın fiilleri, davranışları, konuşmaları kalbin temayülatından, isim temayülatından çıkar. Eğer bir insanın kalbi ihya olmuşsa namazına, takvasına, ubudiyetine hassas olur. Namazını, tesbihatını, evradını, eskarını. Ha, o zaman evradın, namazın yani eylemlerimiz İslam'a uyduğu kadar uyma nispetine kalbimiz ihya olmuştur. Usullere, prensiplere veya birisinin hidayetine vesile olmak noktasına konuşmalı cümleleri ve vazife yapmaktaki inşaımızda, inşaatımızda aklımız inşa olmuş demektir. O zaman hem kalp hem akılla donatıldığı için Risale-i Nur hakikaten bu işi yapmıştır, yapıyor. Bir de abi ruh ve neyi ilave yapıyorduk? Sadece akıl ve kalp değil, ruh ve latifeler de ilave ediyor. Evet, ediyor. Latifeler de ediyor. Şimdi burada 225'te okuyacağım bir şey yoksa keseceğim. Şey yapayım. Bununla alakalı yeri yarım kalmasını istemiyorum böyle de. İtikat ediyor. Ehli tabiat mecusiler. Ha o bize bakıyor ama haftaya onu bırakalım diyorum. Tamam. Ha Cebriye Mutezile var ya. Bunu da müsaade eder misin şu sayfa 200. Onlar ama uzundur. Hazmedelim şey yapalım. Ezmeyin bunu. Ezer bunu. Mutezile şu cümleyi söyleyeyim ama yapmış saymayacağım. Mazide esbab şart olduğundan mutezile doğrudur. Canlı dinleyin. Kaç sayfa var? 228 açar mısınız? Netice okuyacağım için nefesin tutmasını istiyorum ve Fatiha çekeceğim. Efendim şey, bana mı dedim? Hayır. Bulduk mu abi? Tamam. Mazide esbab şart olduğundan adetullahın yani, yani bir şey yapacak bir fiil başlamadan önce mazide esbab şart olduğundan mutezile doğrudur mazide. İstikbal de neticeyi o yaratıcından, yaratacağından, Allah yaratacağından istikbal de cebriye doğrudur. Mutezile mazide doğrudur, istikbal de yanlıştır. Yazayım mı bunu? Orayla karşılaştırıyoruz da. Ters oldu. Ağzı oldu abi. Buradaki göre ters oldu abi. O zaman yanlış mı söyledim? Evet. Yani, nasıl abi? Bir zat olmuş. Şey ben bir daha yapayım. Bir daha. Mutezile mazide doğru. O istikbalde olmasın. Mazide esbabı şart olsun. Bu ters oldu. Mazide yanlış, istikbalde doğru olacak. Yani şu tahtadaki doğru şu anda. Evet, evet. Evet. Şimdi burada yanlış oldu. Defterdeki yanlış. Yani mutezile sebebi şart yaptı ya, o zaman mutezile mazide yanlış. Yukarıdaki o satır da yanlış. Hangisi? O mazide istikbalde diye başlayan var ya. Mazide esbab şart. Orası da yanlış. Evet. Tam başlıyor zaten. O zaman şey, mutezile doğru diye yanlış yazacağız orayı. Mutezile cebriye doğru yazın aslında abi.
Tamam, bunu düzeltiriz. Şimdi Cebriye'ye geçiyorum. Şeya. Mutezile mazide doğru. Değil mi? Geçmiş kader. Mutezile. Cebriye. Cebriye okuyorum ya. Cebriye. Aşağıya geçtim. Yani yukarı bir de okuyayım. O zaman Mutezile bir de okuyorum. Mutezile mazide yanlış. Evet. İstikbalde doğrudur. Tamam. Tamam. Cebriye mazide doğru. İstikbalde yanlış. Evet. Tamam. Şimdi soruyoruz. Tamam, burada yanlış yapma. Gece işte kafası. Üstteki satırı da düzelteceğiz. O zaman üstteki saati nereye düzelteyim? Mazide istikbalde olan var ya, o da ha, orada. Mazide doğru yerine sonunda değil, mutezile doğrudu. Esbab şart olduğundan mazide değil, istikbal olacaktı. Bu mazide değil. Evet. Şurasını yani siliyor. İstikbal olacak. Başını yani siliyorsunuz. Başları sildiğinizde evet. Düzelecek. Evet, mazi. Mazide. İstikbalde esbab şart olduğundan mutezile evet. Doğru. Mazide netice o yaratıcılığında cebriye doğru. Evet. Tamam. Şimdi onu yaptık. Şimdi ehl-i sünnet ise ikisinin doğrularının cemidir. Mazide mazide ehl-i sünnet cebri olacaktı. Evet, onlar da yapacak. Evet. Cebriye. Mazide cebriye istikbalde mutezile Cem'inden ehl-i sünnet çıkıyor. O zaman bunu yazıyorum. Şu. Şu. Bunu yazdık zaten. Yazılı sağda. Nerede? Evet, havada ehl-i sünnet, mazide, cebriye, istikbalde. Yok yok, şey yapsın diye. Ha, şu mazide doğru. Altta mı? Tak, nerede? Hepsi yapma. En sağda. Şu mu? En üstte abi, en üstte bakın. En üstte işte ama en üstte. Yeşil yazdığımız o. Ha, tamam tamam. Ehl-i sünnet, mazide. Tamam, ehl-i sünnette. Ama şunu da ben şey yapayım da. Ehl-i sünnet, mazide. Net olsun bu. Ve ehl-i sünnet mazide mazide şey cebriye. Cebriye. İstikbalde doğru. Mutezile. Ehl-i sünnet budur. Mazide cebriyedir. Mutezile dir. Abi akıl mazi ile istikbari birleştirip halde yaşamak değil midir? Evet. Hayır. Nasıl hayır? Net bitirdin. Peki. Şimdi peki yaşarım. Şimdi, ne olacak henüz sıra? Merak etme yok. Hey. Yani akıl bir alettir. Mazi de geçer, istikbari de geçer. Halde de şeyleri yapar. Yani söyle ne diyeceğim. Mahsus yaptım ki. Şok olsun diye. O şok beni bitirdi ama işte. O şok beni bitirdi. Direkt etmişler. Bir şey bir kontra deniyor abi. Sen inanmasın ya. Yani mazide cebriyedir, istikbalde mutezile'dir diyemiyorum ben. İkisini birleştirip halde yaşamaktır mı yaşamak? Evet, evet. Ha, o maziyle birleştirip halde yaşamaktır. O zaman mutezilidir, mutezileyi cem edip yaşamak. Şöyle diyeyim, daha vicdanına şey gibi. Cebriye... Kafur abi sen hale ilişkini söyleyeceksin. Hale ilişkini yok, ben aynen bunu söylemek istedim. Halde birleştirme. Kaçın sayfa? 230 ya. Eksik olduğuna ben de anladım. Söyledim ama de, güzel şey yaptı. Sordum evet. Ya orada ya. Şimdi oldu mu abim? Benim gönlüm mutmain oldu. Allah razı olsun. Ben de mutmain oldum çünkü eksikti. Ben de rahatsızdım.
Yani devrik cümleye olsun kalsın dedim. Yukarıda zaten var dedim. Sorulamadım cümleyi ama Ehl-i Sünnet mazide Cebriye'yi istikbalde Mutezile'yi cem edip halde yaşamaktır. Tamam. Oldu mu? Elhamdülillah. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben o zaman da kopmuş. Ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. Allah'ım.